Birliğe Doğru Profesör Doktor Haydar Baş Birliğe Doğru Kendi içinde kavgalı olanın dış tabiatında faydalı olması mümkün değildir. İnsanın önce kendi kendiyle uyumlu olması lazımdır. Bu da kendinde inancı hakim kılmasıyla mümkündür. Yani tevhidi evvela nefse kabul ettirmek şarttır. 7-8 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da icra edilen birinci basın kurultayında verdiğim Birlik ve Beraberliğin Zarureti ve Temel Unsurları konulu konferansı izleyen çok değerli ilim adamlarının teşvikleri ve memleketin değişik yerlerinde verilmesinin çok yararlı olacağı kanaatleri üzerine, yurt içinde çok sayıda ilde ve pek çok ilçede ayrıca yurt dışında bu konferansı takdim ettim. İnsanımızın bu konuya ve bu konu etrafındaki değerlendirmelere olan hassasiyeti nedeniyledir ki büyük bir alaka gördük ve pek çok olumlu değişimleri elhamdülillah müşahede ettik. Ancak 7'den 70'e herkesin ilgilendiği ve bugünlerde herkesin arzuladığı birliği, vahdeti nasıl temin edeceğiz? Neden bir araya gelemiyoruz? Buna hangi sebepler mani'dir ve hangi ölçülerle bu vahdet elde edilecektir? İşte bu konuda aldığım çok sayıda mektuba cevap olmak üzere konferans notlarımı yeniden düzenleyerek kardeşlerime gönderdim. Cenab-ı Hak faydalanmayı ve neticede vahdeti bize nasip etsin inşallah. Birlik nedir? Bu sorunun cevabını Esmaül Hüsna'nın sahibi olan kainatın yaratıcısının o güzel isimlerine bakarak verelim. En güzel isimlerin sahibi olan Rabb'imizin iki güzel ismi var ki bunlardan bir tanesi Ehad Diğeri de vahittir Her iki isimde lugat anlamı itibariyle birliği, tekliği anlatmakla beraber, bir tanesi Cenabı ı Vacibül Vücut Hazretlerinin zatında tek olduğunu, diğeri ise sıfatında tek olduğunu ifade eder. Ehad kelimesi Allah'ın zatında bir olduğunu, vahid kelimesi ise Cenab-ı Hakk'ın sıfatları itibariyle tekliğini, yani 14 sıfatın sahibi olarak tek olduğunu anlatır. Burada sıfat-ı bari'nin çeşitleri hakkında bilgi vermek yerine şunu hülasa etmek gerekir. 14 sıfat Allah'ın zatında birdir. İşte İslam'ı yaşamak için imtihan sahnesine gönderilmiş olan her inanan kardeşimizin ayrı ayrı meşrebe, mezhebe, mesleğe sahip olması vahid isminin tecellisinden ibarettir. Bu münasebetle hangi meslek, meşref ve mezhepten olursa olsun la ilahe illallah Muhammedün Resulullah dediği müddetçe mümindir. Mutlaka o İslam bünyesinin bir organı ve bizim kardeşimizdir. Birliği gerektiren sebepler 1. İç sebepler a. Vahdette kuvvet vardır. Vahdet demek, bireylerin aynı gaye ve maksat için bir arada bulunması demektir. Bu münasebetle vahdet kuvveti doğurur inancı, maksat ve gayesi farklı insanlardan meydana gelmiş topluluğun vahdeti temsil etmesi mümkün değildir. Bugün millet olarak bu kuvvete her günkünden daha fazla muhtacız. B. Vahdette huzur ve saadet vardır. Gaye ve maksat aynı olduğu için tefrika söz konusu değildir. Bu sebeple vahdette huzur kendiliğindendir. C. Varlığımızı tehdit eden anarşi tehlikesinin karşısında birliğimizi oluşturmamız şarttır. Hepimizin bildiği gibi 1980 öncesi bazı gruplar, şu veya bu sebeple bu ülkeyi maalesef ve ma teessüf inanan insanların arzu ettiği durumda değil de, hasımların istediği şekilde adeta bir savaş meydanına çevirmişlerdi. Şimdi o grupların devamı istesek de istemesek de vardır. Binaenaleyh, bu memleketin asıl sahipleri olmamız münasebetiyle de vahdete ihtiyacımız vardır. D. Vahdet, harici düşmanları caydırır. Muhtemel tehlikeyi önler. E. Vahdet istikrarı temin eder. Toplumda içtimai, iktisadi, hukuki adaleti temin eder. Rüşvet, yalan, iftira ve dedikoduyu önler. Bir ülkede içtimai, iktisadi, hukuki, ahlaki bunalım varsa, o memleketi meydana getiren fertlerin mutlak surette birbirinden uzak dünyalarda yaşadığı ve birbirinin aleyhinde bulunduğu bir vakadır. Eğer bizim ülkemizde aynı durum varsa bunun temel sebebini vahdetin olmayışına bağlıyoruz. F. İnsan yaratılış itibariyle zayıf yaratılmış bir varlıktır. Cemaat ve cemiyet halinde yaşadığı zaman noksanlarını tamamlar. Bu bakımdan toplum hayatına ihtiyacı zaruridir. İnsanlarla münasebette de vahdet şarttır. G. İnananlar arasında çeşitli iç ve dış sebeplerden dolayı ayrılık söz konusudur. Cihan hakimiyeti olan bu milletin aynı hakimiyete kavuşması ancak vahdetle mümkündür. 2. Harici sebepler A. Osmanlı İmparatorluğu zamanında birlik olduğu için kuvvet ve istikrar vardı. Osmanlı İmparatorluğundan sonra İslam alemi tamamen bassız kalıp inisiyatifini kaybetmekle beraber, öz kaynaklarını batı dünyasının menfaatine peşkeş çeker hale gelmiş. Bu bölgelerin inanmış insanları, aynı kaynaklardan gerektiği nispetle istifade edememiştir. İktisadi kaynaklar batının emir ve tasarrufundadır. Bunların tekrar Müslümanlarca kendi yararlarına kullanılması, birlik ve beraberlikle mümkündür. İktisadi kaynak deyip geçmemek lazım. Bugün dünya itikadi mücadelelerini ve inanç mücadelesini iktisadi güçleriyle devam ettiriyor. Bu nedenle her millet ve devlet iktisadi güç sahibi olmaya çalışıyor. Dün Osmanlı sayesinde İslam aleminde ve Orta Doğu'da sağlanan vahdetin tefrikaya tebdil edilerek iktisadi güç kaynaklarının Müslümanların elinden alınması batıca planlanmış ve bilhassa İngiliz siyasetiyle Orta Doğu ve İslam alemi parçalanmıştır. B bugün mevcut İslam ülkeleri gerçek anlamda İslam devletleri olmayıp, Batı'nın direktif ve talimatıyla kurulmuş ve onların tasarrufunda kukla devletlerdir. Onun içinde İslam bu bölgelerde maalesef istismar edilmektedir. Saltanat ve krallıklarının devamı için İslam, merdiven olarak kullanılmaktadır. C. Bugün dünya inançları itibariyle birçok devletin bir araya gelerek bloklaşmasına sahne olmuştur. Mesela birçok devletin birleşmesiyle Amerika Birleşik Devletleri oluştu. O kıtada inançları aynı olan ülkeler bir araya gelmişlerdir. Yakın zamana kadar Rusya etrafında bir blok mevcuttu. Yine gündemde olan bir Avrupa topluluğu var. Ortak pazar bir ticari birlik değildir. Bu bir Hristiyan topluluğudur. Dini bir birliktir. Kendi vahdetleridir. Dikkat edilirse buralarda kültür, iman, iktisat ve siyaset birliği söz konusudur. Bu inanca dayalı bloklaşma sadece Müslüman ülkeler arasında yoktur. İnanan insanlardan oluşan bu ülkelerin birliği olmayınca da zafiyet ortaya çıkmakta, batı onların sırtından kolaylıkla geçinmektedir, istediğini yapabilmektedir. Hülasa, dünyada inançların mücadelesi yapılmaktadır. Toplar, tüfekler, füzeler, bombalar ve her türlü silahlar bu inançların sözcüleridir. Tarihi hafızamızı bir yoklarsanız, 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan önce Hristiyan Rumlar oradaki kardeşlerimize hayli zulmederek, katliamlar yaparak onlara insanlık dışı muamelelerde bulunmuşlardı. Bütün dünya bunu görmüş ve de onların haksızlığını tescil etmişti. Ancak ne zaman ki bu zulme dur diyen Kıbrıs harekatı yapıldı, bu haksızlık önlendi, o zaman Hristiyan batı kanaatini hemen değiştirerek, adeta siz bizim Hristiyan kardeşlerimize nasıl saldırırsınız diyerek ülkemize çok yönlü ambargo uyguladılar. Hatta %50-70 oranında fabrikalarını oradaki Türk işçilerine yaptırtan ve kalkınmasını bu insan gücüne dayandıran Almanya bile bu ambargoya Hristiyanlar yanında katılmıştı. Yapılan hizmetler ne kadar ehemmiyete aiz olursa olsun, inançlar aynı olmadığı müddetçe Batı'nın bizi kabul etmesi mümkün değildir. Onun için birçok bahanelerle bizi Avrupa topluluğuna almak istemiyorlar başımızı deve kuşu gibi kuma gömmeye gerek yok. Bakın, Cenab-ı Hak, siz onlardan olmadığınız müddetçe onlar sizden razı olmazlar buyuruyor. Hakikat budur. Bizim kendi inançlarımız doğrultusunda kendimize yer bulmamız lazımdır. O bakımdan İslam alemi de bir blok oluşturma mecburiyetindedir. Bu bloğun başını inanan ve inancında ısrarlı olan topluluklar çekecektir. Bu blok inananları bir ve beraber kılarak güç birliğine, siyasi ve ekonomik birliğe kavuşturan bir blok olmalıdır. 3. Hususi sebepler a. Tarihte millet olarak tebliğ ve irşat vazifesini sahabeden sonra en liyakatli tarzda bu millet yerine getirmiştir. Emri bil maruf ve nehyanil münkeri, cenab Peygamber Efendimizin sahabesinden sonra en iyi yapan milletiz. İşte bu noktaya gelmek, birlik ve beraberliğimize bağlı bir olaydır. b. İnancımızda ibadetin cemaatle olanı faziletlidir. Fert olarak yapılan ibadetler makbul olmakla beraber, cemaat halinde yapılanlar daha eftaldir. İbadette takva noktasına ulaşmak için de birliğe ihtiyacımız vardır. C. Kıbleye vahdet için dönülür. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dır. Ancak Yahudiler bunu istismar ettiğinden ayet nazil olarak kıble Mescid-i Aram'a çevrilmiştir. Allah celle celalüün vecci her taraftan münezzeh olduğu halde birliğimiz için bizim oraya dönmemizi istiyor. D. Vahdette rahmet, ayrılıkta azap vardır. Vahdet Allah'ın rahmetini insanlar üzerine tecelliye, tefrikaysa azabı ilahiyeye vesile olur. Allah'ın rahmetini istiyorsak beraber olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Rabbimiz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Tefrikaya düşmeyiniz buyuruyor. Demek istiyor ki, birbirinizi eleştirmeyiniz, kötülük aramayınız, hata noksan görmeyiniz. Benim yolumda doğruyu, iyi, güzeli tavsiye ediniz. Ben de, benim davamda, benim dinimde, benim yolumda bir olunuz. E. Allah, ehad ve vahittir. Allah'ın 99 güzel ismi vardır. Esmaül Hüsna. Bunlardan ikisi olan ehad ve vahid isimleri ele alındığında pek çok nükteyi kavramak mümkün olur. Gerek ehad ve gerekse vahid kelimeleri tekliği ifade eder. Allah'ın zatı itibariyle tekliği ehad, sıfatlarının zatında tekliği de vahittir. Bakınız aynı dinden birçok kardeşlerimiz farklı farklı mezheplere, meşreplere sahiptirler. Ama onların İslam'ın zatında vücuda getirdikleri birlik vahdettir. İşte bu vahid kelimesinin tecellisidir. Diyoruz ki vahdet rahmettir ve vahdette rahmet vardır sıralayabildiğimiz bu ve daha nice sebeplerden dolayı millet olarak birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımız dünkünden çok daha fazladır. Şimdi nerelerde birlik olması lazım bu konu üzerinde duralım. Nerelerde birlik? 1. İmanda, itikatta birlik. Bu millet elhamdülillah azınlıklar hariç la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhid cümlesine bağlı kardeş bir millettir görüyoruz ki dünyada iman birliği ve de iman mücadelesi hakimdir. 2. Kültür birliği İman ve itikat esaslarımızdan mülhem olan bir kültürümüz var. Onda birlik olmamız lazımdır. 3. Güç birliği, iktisadi birlik Hz. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda, onu sadece kuşeyi uzlet eden biri olarak görmüyoruz. Yani bir tarafa çekilip sadece kalbinden hakka giden bir yolla görmüyoruz o da var. Ama o peygamber hayatın içinde, atın ve devenin sırtında, hak için insanların içinde. Cihad ettiğini, mücadele ettiğini, ticaret yaptığını görüyoruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mümin bir kanadı dünyada, diğer kanadı ahirette olan iki kanatlı kuş gibidir. Hayırlınız ne dünyası için ahiretini ne de ahireti için dünyasını terk etmeyendir buyuruyor. Mümin bu işte her ikisini at başı götürecek. Biri için diğerinden vazgeçmeyecek. Bu münasebetle iktisadi hayatımızın çok güçlü, fevkalade bir noktada olması gerekir. Ülkemize baktığımızda %98'e Müslüman olan ülkemizde ekonomik hayatın azınlıklarca düzenlendiğini görüyoruz. Onlar da bizim gibi insan olmasına rağmen bu sahaya el atmışlar, söz sahibi olmuşlar, güç sahibi olmuşlar. Bizim kafamız çalışmıyor muydu? Batı'nın kalkınmasına baktığımızda kapital sahipleri bir araya gelerek limited, kolektif, anonim şirketler hatta holdingler oluşturmuşlar. İktisadi güçlerini bir araya getirerek kalkınmışlardır. Japonya'nın, İtalya'nın kalkınması böyle. Türkiye'nin kalkınması da böyle olacaktır. İnandım diyen herkes bir araya gelecek, iktisadi güçlerini birleştirecek ve bunu akıllıca ve ferasetle değerlendirecektir. 4. Bütün bunların neticesi de siyasi birliktir. Bugün inançlarından dolayı dünya siyasi ve iktisadi birlikler oluşturmuştur. İmamı Gazali radıyallahu anh buyuruyor. Siyaset müminin en ferasetli halidir. Şimdi biz bu feraseti inanan kardeşlerimizden bekliyoruz ve siyasette bu millete öncülük yapan muhterem zevatlardan rica ediyoruz. Bu milletin arzu edip istediği gibi siyasiler olsunlar. Çünkü siyaset insan idaresi demektir. Allah'ını tanıyan mümin insan insanı en iyi, en güzel idare eden varlıktır. O halde siyaset denildiği zaman evvela inananlar hatıra gelmelidir. Halbuki bizde partilerin birbirlerinin hatalarını teşhir eden bir organizasyon içinde oldukları bir siyaset mevcuttur. Evet, siyasette hatalar görülmeli ama düzeltmek, tahsiye etmek için hata görülen konuda tezler, çıkış yolları önererek ve bunları millete takdim ederek yapılan siyaset yararlı olabilir. Bu, milletin birliğine ve hayra yönelmesine de vesile olur. Birlik için gerekli şartlar Bu birlik olacak ama neye göre birlik olacak? Vahdet hangi ölçülere, hangi mikyaslara göre olacak? Şimdi bunun üzerinde duralım. Ölçü Madde ve mana planında, mücerret ve müşahhas planda her mümkünün bir ölçüsü vardır. İnsanların gerek iç, gerekse dış tabiatları itibariyle mutlaka bir mikyas dahilinde hareket etmeleri zaruridir. Nitekim bizler meseleleri bir mikyas, ölçü dahilinde kabul veya reddederiz. Esasen insanlar subjektif ölçülerle hareket ettikleri zaman farklı farklı neticelere varırlar. Gerek müşahhas, gerek mücerret olan davranışlarımızda bir ölçüye malik değilsek, davranışlarımız itikadi de olsa farklı olur. Bu münasebetle ölçünün tam kamil olması lazımdır. 1. Gerek mücerret, gerek müşahıs, gerek maddi ve gerekse manevi olaylarda hakikat tektir. İnsan eğer bu tek hakikati bütün hakikatleri içinde toplayan bir mikyas ve ölçüyle yaklaşmazsa ayrı ve yanlış neticelere varabilir. Ölçü yanlış olursa netice de yanlış olur. Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde bu konuya ışık tutacak şu olayı anlatır. Ariflerden birinin şaşı bir müridi varmış. Odanın kenarında bulunan testiyi bu şaşı müridinden istemiş. Mürid şaşı olduğu için, efendim hangi testiyi getireyim diye sormuş. Üstad, evladım kaç testi var deyince, mürid iki tane olduğunu söylemiş. Bunun üzerine üstad, o halde birini kır, birini getir demiş. Mürid testiyi alıp yere çarptığı gibi testiden geriye sadece elindeki sapı kalmış. Üstad hemen taşı gediğine koymuş. Eğer olaylara bu şaşı gözle bakarsan, hakikati göremezsin. Bunun gibi ölçü ters olursa, hakikatler çok çatallı görülür ve gerçeğe varılamaz. Demek ölçü sağlam olmazsa, netice alınmaz. 2. His ve duygular, hüküm vermede en geçerli unsurlardır. Bakınız, Fuzuli, Leyla ve Mecnun da bu gerçeği şöyle dile getirir. Mecnun'un aşık olduğu Leyla'yı hükümdar merak eder. Leyla huzura getirilince kapkara bir kızla karşılaşan hükümdar, Sevecektin de bu kara kızımı buldun ve deli oldun. Güzelini sevseydin ya der. Mecnunsa, ah hükümdarım, onu sen benim gözümle görebilsen der. Biz bunu bir hikaye zannederiz. Ama fuzuli haddi büyük bir mutasavvıf olarak karşımıza çıkar. Belki de çok büyük bir kamildir. Mecnun'un çağsında bir aşığı canlandırır. Aşk ehli bir insanın, maşukunun aşkından dolayı çöllere düştüğünü anlatır. 3. Hüküm vermede sevgi ve nefret hakim iki faktördür. Bunur. Kuvvet hükümde geçerli unsurdur. 5. İnanç hüküm vermede fevkalade önemli ve geçerli bir unsurdur. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda güzel örnekler vardır. Allah bir sivrisineği hatta ondan daha zayıfını veya üstününü misal vermekten utanmaz. İnananlar sivrisinek misalinin Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Allah'ın sanatını sivrisinekle de, mikropta da görürler. İnanan insan bundan ibret alır. Sen ne büyüksün ya Rabbi der. Ancak inkar edenlerse, Allah bu misalde ne demek istedi der. Allah onunla birçoğunu sapıtır, birçoğunu hidayet erdirir. Kafir bu misali basite alır ve sapar. Sonra gözünü tekrar semaya çevir. Nihayet o göz zelil ve hakir olarak sana döner. Artık o aciz kalmıştır. Cenab-ı Hak bu ayeti celiyle de inanmamış bir insan tipinden bahsediyor. Allah'ın sanatıyla bezediği şu kainata, şu semaya baktığında bu göz gerekli dersi almaz. Hakkın gücünü, kudretini inkar edecek bir bahane arar. Onu bulamayınca gözü yorgun düşer. İkinci bir göz bakar. Gerçekten gözlerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde sağduyulu akıl sahipleri için Allah'ın varlığını kudret ve azametini gösteren kesin deliller vardır. Gerçek anlamıyla semaya bakan insan için Allah'ın varlığını anlayacak bir ders, bir zevk vardır. İnkar üzere bakan için ise gözünü yoracak bir netice asıl olur. Şimdi bu misallerden ve ayetlerden geleceğimiz netice şudur. İnanan ve inanmayan insanların malzeme ve meseleleri aynı da olsa verecekleri hükümler ayrı ayrı olacaktır. İsteriz ki Gerçeklerin bulunabilmesinde bütün gerçekleri ve hakikatleri kendinde toplayan mutlak bir mikyasa ve de ölçüye ihtiyaç vardır. Eğer herkesin ittifak edeceği ölçülerden hareket etmezsek çok farklı neticeler elde ederiz. O halde hangi ölçüyle hareket etmek lazım ki mutlak doğruyu bulalım? Ve vahdettir. Dikkat edilecek olursa bütün peygamberler insanlığın kurtuluşu için tevhid akidesiyle beraber gelmiştir. Zaten vahdetin olması için tevhidin olması şarttır. Dört büyük kitap ve yüz suuf olmak üzere yüz dört kitabın asıl maksadı tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Onun için bir hak dostu şöyle buyuruyor. Dört kitabın manası la ilahe illallah. Siler kalplerden pası. La ilahe illallah. Ölçümüz bu. Ve dinimize baktığımız zaman onun da temeli, La ilahe illallah tevhid cümlesidir. Sadece dini değil, bütün hayatı, canlı cansız bütün varlıkları, kainatı, bütün her şeyi içine alan bir mikyastır. La ilahe illallah. Tevhidin esası da Allah'tır. Allah'a imandır. Peygamberlerin ve kitapların daveti O'nadır. Allah'tan geldik ve dönüşümüz O'nadır. İşte peygamberler gönül planında insanların bu dönüşünü temin için gelmişlerdir. Vahdet derken aynı vasıf ve gayede insanların bir araya gelmesini kastediyoruz. Yoksa çeşitli kidelere mensup olan insanların bir arada bulunmasına vahdet denmez. O halde diyebiliriz ki vahdet için akaid birliği şarttır. Dikkat edilirse namazda tevhid cümlesini ispat içindir. Vahdet içindir. Birlik içindir. Namazın gerek zahiri gerek batini yönü tevhidin alametidir. Namaz müminlerin Beytullah'a yönelmesiyle hem iç hem de dış tabiatımızdaki vahdeti temin etmek amacını taşır. Şöyle ki, herkesin Beytullah'a yönelmesiyle dış tabiatımızdaki vahdet gerçekleşir. Ve yine her mümin başını secdeye koyarak Allah'ın hakimiyetini ilan eder. Böylece nefsi aradan çıkarıp tek olan yaratıcıya, mutlak hükümdar sensin demek suretiyle iç tabiattaki vahdetini kanıtlamış olur. Gerek iç tabiattaki ve gerekse dış tabiattaki vahdetin ifadesi La ilahe illallah tevhid cümlesidir. Bütün inananların bir an Beytullah'ın etrafında secdeye vardığını kabul ediniz. Herkesin yönü onadır. Tek bir vücut, tek bir bünye. O halde Beytullah'a yok farz edin. O zaman bütün insanlar birbirine secde etmiş olur değil mi? Haşa böyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu, yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım ve suretlerinize değil, kalplerinize nazar ederim buyuruyor. Kutsi hadiste. Günde 300 defa mümin kulumun kalbine tecelli ederim diyor Rabbimiz. Biz kalplerimize tecelli eden Allah'a secde ediyoruz. O Beytullah işte anlatmak istediğimiz vahdet içindir. Zahirde birlik ve vahdet için namazda müminler Beytullah'a dönerler. Yine secdeye vardıkları zaman, Ya Rabbi ben yokum, sen varsın demek isterler. Allah'ın vahtaniyetini, uluhiyetini kendi nefis alemlerinde ilan ederek Allah'ta ifna olur mümin. Namaz budur. Bak, Allahu Ekber diyerek elimizle dünyayı arkaya atıyoruz. İlk tekbirin anlamı bu. Yani dünyayı aradan çıkararak şunu demek istiyoruz. Ya Rabbi, sen ekbersin, bense zelil bir varlığım. Namazı huşuyla kılmalıyız. Suretin hakkın huzurunda olduğu gibi, ruhun, her şeyin onun huzurunda olacak. Tevhid hali budur. Namazın esprisi bu hepsinde de tevhid var. Bu münasebetle Resulullah Efendimiz, kim ihlasla La ilahe illallah derse cennete girer, Buhari buyuruyor. Çok büyük bir müjde. Ama bütün mesele o La ilahe illallah cümlesini ihlasla söylemeye bağlı. İhlas samimiyetle yaşanarak yapılan ameldir. Yaşanmadan yapılan işler ihlassızdır. Dille söylenip kalbe intikal etmeyen tevhid sözü yeterli değildir. Nitekim bir ayette, onlar Kur'an'ın bazı ayetlerine inanıp bazı ayetlerini reddederler. Onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruluyor. Şimdi haşa, Cenab-ı Hakk'ın ve Cenab-ı Resulullah Efendimizin mübarek beyan ve hükümlerinde birbirine ters şeylerin olması muhaldir. Haddi zatında bu iki hükümde bir çelişki yoktur. Çünkü La ilahe illallah cümlesini nefsinde inanarak söyleyen bir mümin, Kur'an'ın bütün ayetlerine inandığını ifade ediyor bu münasebetle Resulullah Efendimizin buyruğu haktır, gerçektir. Tevhid, kitap ve sünnetin tamamına inanmak anlamını taşır. Yukarıda izah edildiği gibi bu inancın tohumu La ilahe illallah cümlesidir. Nasıl bir ağaç bir tohumun cümlesinde meknussa, din de bu cümlede mahfuzdur. Yoksa basit anlamıyla bu cümleyi sadece dille söyleyip diğer ahkam-ı ilahiyeye ters düşmek kurtuluşumuz için kafi değildir. Nitekim yukarıdaki ayeti kerimeden mülhem olmak üzere, mezhep ve meşrep büyüklerinin bu konudaki hükmü, Kur'an'ın bir ayetini inkar tamamını inkardır mahiyetindedir. Çünkü inkar Allah'ın hükmü nedir? Birini bilmeyen Allah Celle Celaluhu, haşa hepsini de bilmeyebilir. Bu nedenle inkar veya iman Allah'adır. O halde La ilahe illallah demek, hiçbir ayeti dışarıda bırakmamak kaydıyla Allah'a inanmak anlamını taşır. Bu imanın icmalen ifadesidir. Birliği temin edecek insan Birlik, vahdet insanlar arasında olacağına göre, birliği temin edecek insan nasıl olacaktır? Cemiyet insanlardan oluşmuştur. İnsanların kendi vücut aleminde, ikliminde birliğe kavuşması lazım ki, o birlerden vücuda gelen cemiyette de vahdet olabilsin. İnsanların kendi nefsinde birliğe erişebilmesi için, kendi nefis aleminde inancını iktidar etmesi lazım. Kendi vücut ikliminde İslam'a hakim kılması gerekir. Nefis ikliminde İslam'a hakim kılamayan insanın vahdetten bahsetmesi mümkün olamaz. Neden? Çünkü onda kibir, ucup, riya vesaire vardır. Ve bunlar o insanın vahdeti temin etmesini zor, hatta imkansız kılar. Bu münasebette insanın vahdete evvela kendi iç dünyasında kavuşması lazımdır kendi içinde kavgalı olanın dış tabiatında faydalı olması mümkün değildir. İnsanın önce kendi kendiyle uyumlu olması lazımdır. Bu da kendinde inancı hakim kılmasıyla mümkündür. Yani tevhidi evvela nefse kabul ettirmek şarttır. Çünkü nefis yaratılışı gereği inkar üzeredir. Hz. Yusuf aleyhisselam, Ya Rabbi, nefse emmarenin şerrinden sana sığınırım buyuruyor. Nefsin inkarının ikrara tebdil edilmesi, ferdin kurtuluşu için şarttır ve nefsin itminanı yani tatmin olması, La ilahe illallah cümlesini vücut ikliminde bir muhabbetle duymasıyladır. Bu muhabbet söylenen tevhid cümlesidir ki, nefsin itminanı erdiğini ifade eder ve nefis inkardan vazgeçer. O zaman kulun varlık aleminde inanç hakimiyeti söz konusudur. Yani insan vücut ülkesinde inancını iktidar etmiştir. Bu makama gelen insan, La ilahe illallah cümlesi yerine sadece Allah ismi celalini zikretmiş olsa bile Kur'an'ın bütün ayetlerini kabul ettiğini ifade eder. Bu manaya işaretle Süleyman Çelebi, Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misle hazan demiştir. Bu nedenle ruhun hakka için nefis tezkiyesi şarttır. Niyazi Mısri Hazretlerinin dediği hal, çekilirsen aradan, geri kalır yaradan, böylece elde edilir. Hazreti Mevlana da şöyle diyor. Çuvalı yırt. Bir gün seni terk edecek. O seni terk etmeden sen onu terk et ki sahibinle ol. Peygamberimiz de ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Boşuna olmuyor bu. Aşk vecd lazım. Vücut ikliminde birliğe varan insan cemiyette de tevhidi yani vahdeti arzular. O halde tevhidi evvela kendi iç dünyamızda yaşamamız birlik için mutlak şarttır. İnsanın tevhide, birliğe kavuşması gerek. İçindeki ikiliye atmış insanın bulunduğu aile, cemiyet, millet birliğe kavuşmuştur. Her yerde, Avrupa'nın içlerinde dahi bunun izlerini görmek mümkündür. Ecdadımız neden oralara gitmişler? Bu tevhidi yaymak için. Çünkü tevhidin olduğu yerde birlik vardır, huzur ve istikrar vardır, hoşgörü ve adalet vardır. Yoksa öldürmek için değil, küffara rahmet olmak için. Çünkü İslam ihya hareketidir. İnsanlığın maddi ve manevi dirilişi içindir. Yoksa Allah Celle Celaluhu kullarına zulmeder mi? Bünyede kangren olmuş organın ameliyatla kesilmesi de bir ihya olayıdır. Yok etmek, öldürmek değildir. İslam'ı bu noktada maksatlı olarak yanlış anlatıyorlar. Gerçekte bir ihya ve ıslah hareketidir. Diğer taraftan, vahdetin zuhuruna manilerden biri, kemal noksanlığıdır. Eğer dava tam olarak anlaşılıp yaşanmazsa, neticede bugün olduğu gibi nakız zuhur eder. Kemalat insanın nefsini tanımasına bağlıdır. İnsan kâmil sıfatlara sahip olup ahlakı zemimeden kurtulunca nefsini tanımış olur. Nitekim asıl olan da insanın nefsini tanımasıdır. Resulullah buyuruyor. Kim nefsini tanırsa Rabbını tanır. Ve yine kemalat için muhasebe şarttır. Bu manada Cenab-ı Peygamber Efendimiz hesaba çekilmeden önce hesaba çekiliniz buyuruyor. Sen kendi muhasebeni tut. Başkasının muhasebesiyle meşgul olma. Ayrıca nefsin kötü sıfatlarının ıslahının şart olduğuna işaretle, ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. İnsan tecellinin mahallidir. Allah Celle Celaluhu, ben yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Ben insanların suretine bakmam, kalbine nazar ederim buyuruyor. Kutsi hadisler bunlar. Demek ki insan, Allah'ın tecelli ettiği bir mekan. Muhyiddin Arabi diyor ki, Bütün bu alemler bir araya gelse, inanmış bir mümini kamilin kalbinde ancak bir hardal tanesi kadar yer işgal edebilir. Onun için insan ayine i ilahidir. O bakımdan ona o nazarla bakmak lazım. Şu iyidir, şu kötüdür tefrikasına hiçbir zaman girmemek lazım. İbrahim Hakkı Hazretleri meşhur beytinde şöyle diyor. Haraba tehline hor bakma zâkir. Defineye malik viraneler var. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi cemalini göster diye yalvarıyor. Lenterani, Ya Musa, beni göremezsin buyuruyor Cenab-ı Hak. İstek tekrarlanınca, Velakin unzur ilel cebel, öyleyse dağa bak. Dağa bakıyor ki dağ vecde gelmiş, raks ediyor. Allah tecelli eder de daha yerinden oynamaz mı? Ne diyor Cenab-ı Hak? Eğer biz Kur'an'ı dağlara indirmiş olsaydık, onlar haşyetten paramparça olurlardı. Yine Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya, Ya Musa, mukaddes vadidesin, nalınlarını çıkar diye bir ağaçtan sesleniyor. Bir ağaca, bir dağa tecelli eden Allah, insan ağacına, insan dağına tecelli etmez mi? Onun için sen bambaşka bir alem, alemüstü alemsin. Kendine böyle bak. Binaenaleyh biz, insanımızın insan olabilmesi için, onu insan edecek iman, ihsan, iffet, namus, fetanet, ahlak, tevazu, ayağı gibi güzel ahlaki vasıfların öğretildiği bir eğitim istiyoruz. Gurur, kibir, ucub, haset, kin, nefret gibi, insanların devamlı surette şikayet ettiği şeylerin zararlı olduğunu öğreten bir marif istiyoruz. İnsanı insan eden, iç tabiatını olgunlaştıran, ve iç tabiatına ters düşen sıfatların neler olduğunu insanımıza anlatmamız lazım. İnsanımızın bunları bilmesi lazım. Kur'an'ın iki ana yönü var. Bir, insanı iç tabiatı itibariyle ele alıp, onu kendi içinde yetiştiren, olgunlaştıran, büyüten, tohumu ağaç haline getiren tarafı. İkincisi, böyle güzel onları bir araya getiren birçok tarafı. Konuya genel bir açıdan yaklaşıldığında meselenin insan meselesi olduğu aşikardır. Temeli insana dayanmayan hiçbir dava mükemmel değildir. Zira dünyanın içinde bulunduğu birçok problemler ve meseleler vardır. Özellikle ziraat döneminden sanayi dönemine geçen dünya problemleri de beraberinde getirmiş. Hele feza çağı diyeceğimiz zamanımızda bu meseleler ve problemler ziraat, ticaret, sanayi, hukuk, kültür, iman vesaire olmak üzere insanlığın meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar ekonomi, ticaret, ziraat diye meseleler karşımıza çıksa da neticede insanlık meselesi olarak özetlenebilir. Bütün meseleler insana bağlı olduğuna göre asıl mesele insan meselesidir diyebiliriz. İnsan meselesini halleden toplumlar tabiat malzemesini zamanla onun yararına en verimli biçimde kullanmayı başarmışlardır. Bir misalle konuya açıklık getirelim. Bir bıçak düşünelim. Bu alet bir cerrahın elinde hastanın yarasını tedavi eder. Bir hanımın elinde ekmeği, sebze meyveyi doğrayan, bir kasabın elinde eti parçalamaya yarayan bir alettir. Bir caninin elinde ise cinayet aracı olur. Burada alet aynı olmakla beraber onu kullanan insanın kafa ve ruh yapısına göre niyet ve maksadına göre faydalı veya tehlikeli bir rol üstlenmektedir. Burada esas unsur insan ve onun keyfiyetidir. Rabbimiz, biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik buyuruyor. Güzel yaratılan bu öz varlık, bu güzelliği yaşarsa onu eşyaya da nakşeder. Aksi halde alçalırsa, kendine yararlı olamayacağı gibi başkalarına da faydası olmaz. Hatta tüm eşya için tehlikeli olur. Eşyayı şekilden şekile sokacak insana şekil vermeliyiz. Bugünse insan unutulmuş, eşyaya şekil verilmeye çalışılıyor önce insanı kendi yararına kazanmalıyız. O halde asıl dava, asıl mesele insan meselesidir. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler hep insanı konu seçmiş, onu onarmış, onunla meselesini çözmüştür. Hatta diyebiliriz ki peygamberlerin kullandığı bütün vasıtalar hatta emirler ve nehiler hep insan içindir. Zira insan eşrefi mahluk olup Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İnsanlar külli iradenin maksadında ifna olduklarında, ticarette, ziraatte, kültürde, sosyal münasebetlerde en mükemmel örnek olmuşlardır. Evrende hiçbir şey yok ki insanla ilgili olmasın. Her şey onunla anlam kazanır. Onun olmadığı yerde kanunlar ve nizamlar da hükümsüzdür. Maksat insanı kamildir ve bugün asıl mesele insanı kamil, erdemli insan meselesidir. Günümüzde insanın insani tarafına ehemmiyet verilmeyip, onun dış tabiatıyla ilgileniliyor. Bunun için tatminsizlik söz konusu. Böyle giderse, anarşi kaçınılmaz bir netice olmaya devam edecektir. İnsanımızı her an kontrol ve murakabe eden bir gücün varlığına ikna etmedikten ve böylece ilahi hesap gününü hazırlamadıktan sonra ona temin edeceğimiz bütün imkanlar, devletin, milletin ve devatanın tehdit unsuru ve de karşı silahı olacaktır. Birliği temin için gerekli hususlar. Tevazu Birbirimize yaklaşabilmemiz için bazı davranışlara malik olmamız lazım. İnananların vahdet için mütevazı olmaları gerekmektedir. Tevazu, insanın hakkın karşısında kendisini küçük görmesi, hakkı büyüklemesi, hak var, ben yokum demesidir. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman onun büyüklenmesini engelleyen pek çok nedenler vardır. Zaten bizi mütevazı olmaya tevk eden de kendi halimizdir. Bu kadar büyük yönü olan insanın bir de deni yönü var. Nitekim Allah Celle Celalü, Allah onu, insanı neden yarattı? Onu meniden yarattı. Ve yine başka bir ayette, insan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki? Hemen apaçık bir hasım kesildi, buyuruyor. Nutfeden, bir damla sudan olan insan nasıl tevazu sahibi olmaz ki? Bu mealdeki pek çok hadis ve ayetten bu kadarını zikretmemiz kafidir. İnsana baktığımız zaman onun süfli bir varlık olduğunu hatırlatacak çok müşahedeler görüyoruz. İşte bu yönüyle insanın kendisine hakir görmesi, başkasına mütevazı davranması lazımdır. İbadetlerin tümü bir müminin mütevazı olduğunun işareti ve alametidir. Kendisi kavmine hizmet edendir buyuruyor Allah Resulü. İşte İslam bu, tevazu bu. İslam büyükleri bu konuya son derece ehemmiyet verip mütevazı olmaya gayret ederlerdi. Nitekim bir gün Hazreti Mevlana sokakta bir papazla karşılaşır. Papaz başını eğer, Mevlana da başını eğer. Yani baş keser. Başını kaldırıp baktığında papaz çoktan gitmiştir. Mevlana Hazretleri elhamdülillah tevazuda da papazı yendik buyurur. Günümüzde ise Müslümanların birbirine selam vermemesi, verilen selamı almaması onu bunu hakir görmesi hangi ölçüyle izah edilebilir ki? Büyük mutasavvıf alim Şakiki Belhi Hazretleri bir gün sohbet ederken, Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmek lazım gelir buyuruyor. Cemaat içerisinde bulunan bir gayrimüslim kalkıyor ve ''Efendim, müsaade eder misiniz? Bir hususu beyan edeceğim.'' diyor. ''Buyurun.'' diyor Belhi. O da ''Eğer Allah'a verdiği nimetten dolayı şükrediyorsak, o zaman nimetperest oluruz. Hakperest olamayız. Çünkü nimet verdiği için şükrediyoruz. Vermezse şükretmeyeceğiz. Şekiki Belhi hemen yanında bulunan müridine evladım al kalemi yaz. Bu söz hikmetli bir söz. Allah'a Allah olduğu için anmak ve onun için şükretmek lazımdır. Gayrimüslim hayret ederek Efendim ben sizin dininizden değilim. Niye benim sözümü kaleme aldırdınız ki? Belhi Bizim peygamberimiz, hikmetli söz müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu alır buyuruyor. Senden zuhur eden kelam da hikmetli bir sözdür. Onun için aldım diyor. O da, bu ne tevazu, bu ne nezaket, bu ne nezafet diyor ve şehadet getirerek Müslüman oluyor. İşte İslam bu muhterem kardeşlerim. Şu tevazunun olduğu yerde niye birlik olmasın? Bunlara ihtiyacımız var bizim. İslam bu tevazuyu, bu nezaket ve nezafeti emrederken, benim meşrebimden, mezhebimden veya siyasi görüşümden değildir diye, Müslümanı dinleme tenezzülünde bulunmayanın acaba ölçüsünü nefsi tayin etmemiş midir? Tevazu'a bir başka örnek. Biliyorsunuz Hacı Bektaş-ı Veli ile Hazreti Mevlana muasır iki büyük zat. Nas'ın ekseriyeti ulemayı geçmişten beri hep imtihan eder. Gelmişler Hacı Bektaş'a demişler ki, Efendim, ben bir koyun buldum. Kesip etini yiyebilir miyim? Hayır yiyemezsin demiş Hacı Bektaş. Gitmişler Mevlana Hazretlerine. Hazret, biz bir koyun bulduk. Bunun etini yiyebilir miyiz? O da yersiniz demiş. Ama senin dostun Hacı Bektaş yiyemezsiniz diyor. Ne dersin demişler. Mevlana, o bir elmas. Kir tutmaz demiş. Gelmiş Hacı Bektaş'a sormuşlar. Senin yenilmez dediğine Mevlana yenir dedi demişler. Hacı bektaş Veli o bir ummandır, onda kir durmaz, yok olur buyurmuş. Şimdi böyle davranışlarla inanan insanlar birbirine bağlanırsa, hüsnü niyet zuhur eder. Hüsnü niyetin olduğu yerde düşmanlık olmaz, buz olmaz, kin olmaz, nefret olmaz, vahdet olur, birlik olur. Mütevazı insanlar birbirine mültefit davranırlar. Yaratılmışa yaratandan ötürü saygı beslerler. Merkezi otoriteye bağlılık Şimdi vahdet için çok önemli bir noktaya temas ediyorum. Zuhuru için de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hep de niyaz edelim. Ve de aramızda varlığının mevcudiyetini hissediyorum. İfade etmeye çalıştığımız birlik, merkezi bir otoriteyle mümkündür. En küçük cemiyetten en büyük toplumlara kadar birlik, merkezi otoriteye bağlanmakla mümkündür. Merkezi otoritenin varlığından mahrum toplumlar, vahdetten mahrumdurlar. Allah kainata çok güçlü bir düzen koymuştur ve kainatta muazzam bir denge hakimdir. Tabiatta görülen bu denge, bu vahdet, bu birlik, adetullah, sünnetullah gereğidir. Tabiat kanunu denen şey Allah'ın kanunudur. Fatiha suresinde, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim buyuruluyor. Buna itaat de diyebiliriz. Bunu maddenin en küçük parçası atomda ve en büyük galaksilerde görmek mümkündür. Atomdaki düzen neyse galaksilerdeki de aynısıdır. Külli iradenin koyduğu sünnet neyse, madde her zerresiyle o sünnete mutidir. Onun için evrende Rab sıfatının her an tecelli ettiğini görüyoruz. Burada iki ana unsur var. Külli iradede ifna olma ve o iradeye teslim olma. Alemdeki adetullah'a, sünnetullah'a olan bu uyumdan dolayı oluşan dengeyi, içtimai hayatta da görmek mümkündür. Bunun için Allah'ın, insanların ve cinlerin Rabbi olması münasebetiyle, insanların kendi nefsi bünyelerinde ve vücuda getirdikleri toplumlarda sünnetullahın ikamesi şarttır. İnsanın yaptığı hareketlerden mesuliyet ve mükafata erebilmesi için mükellef olması şarttır. Bu münasebetle Allah kuluna cüz'i irade dediğimiz iradeyi vermiştir. Kul bununla fiilleri kesbeder. Eğer kullar cüz'i iradelerini Allah'ın külli iradesinde mahvederlerse, yani yok ederlerse, o zaman toplumda vahdet söz konusu olur. Cüz'i iradenin külli iradeye ters düştüğü toplumlarda vahdetten söz edilemez. Cemiyette vahdetin zuhuru için Cenab-ı halik Zülcelal ve Cemal Hazretleri, hatem Enbiya Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar kendi cüz'i iradelerini külli iradeye teslim eden 124 bin peygamber göndermiştir. Peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman bulundukları toplumlarda daima merkez olduklarını görürüz. Bunun sebebi şudur. Peygamberler dava olarak nefislerine ait olan davayı değil, Allah'ın dinini yaymaya esas kabul ettikleri için, cüz'i iradelerini külli iradede yok ettikleri için, bulundukları toplumda insanları Allah'a götüren birer elçi ve de toplumlarının vahdetini sağlayan merkezi otorite olmuşlardır. Hakkın iradesini cemiyette hakim kılmak için gelmişlerdir. Müsamaha Birliği temin eden diğer bir hususta müsamahadır. Kız Allah ne güzel buyuruyor. Mümin kullarıma söyle, kafirlere en güzel söz neyse onu söylesinler. Diğer bir ayet. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle çağır. Onlarla, İnanmayanlarla en güzel bir tarzda mücadele et. Mücadeleyi nefsin için yapmayacaksın. Hak için yapacaksın. Hakkı temsilen yapacaksın. Hz. Ali Kerem Allahü vece bir gün gazadayken bir kafiri yere devirir. Tam onu öldürmek üzereyken kafir yüzüne tükürür. Bunun üzerine onu katletmekten vazgeçer. Kafir hayret eder ve sebebini sorar. Hazreti Ali Efendimiz der ki, ben seni Allah yolunda mücadele gereği öldürecektim. Ancak sen bana tükürdüğünde nefsim işe karıştı. Bu nedenle vazgeçtim. Seni bağışladım. Bu nezaket karşısında kafir, Müslüman olur. İnsanın balı anlatırken bal gibi tatlı olması lazımdır. Altını en güzel, en yaldızlı vitrinlerde satarlar. Bu dini de en güzel incelik ve nezaketle anlatmamız gerekiyor. Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeliğiniz, nefret ettirmeyiniz buyurmaktadır. Bütün bunlardan çıkan netice, müminlerin kendi hatalarını muhasebe ederek, başkasına karşı müsamahalı bir tavır alması gerekir. Müsamahalı tavır içerisine girmediği zaman, hata arama, kusur bulma, eleştirme, yok sayma gibi insan nefsinin kabul edemeyeceği çok yanlış neticelere varacaktır. Önce şu hususu tespitte fayda vardır. Müminler kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametli olmalıdırlar. Müminlerin küffara karşı şiddetli olması, küfrün en büyük zulüm oluşundan ve küffarın İslam'ın nurunu söndürmek istemesindendir. Cenab-ı Hak ashab-ı kiramdan bahisle, onunla beraber olanlar kafirlere karşı pek şiddetli, birbirlerine karşıysa merhametlidirler buyurmaktadır. Bu genel tespitten sonra şunu belirtelim ki, tebliğde durum farklıdır. Sulh ortamında, tebliğ esnasında tatlı dil, güzel söz ve mütevazı bir tavırla en güzel şekilde kafirleri hakka davet esastır. Kafirler kendi iradeleriyle baş başa bırakılırlar, onlara zorlama yapılmaz. Cenab-ı Peygamber Efendimizin mübarek hayatlarına baktığımız zaman bu müsamahanın zirvesini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e hicret ediyor. Ey Taif halkı! Elimdeki Kur'an'ım, dilimdeki ve gönlümdeki imanımla sizi eşi ve benzeri olmayan Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Gelin inanın, diyerek onları İslam'a davet ediyor. Nasıl olur da sen bizi atalarımızın dininden geri alırsın diye Allah Resulü'nü taş yağmuruna tutuyorlar mübarek ayakları diz kapağına kadar kanlar içerisinde kalıyor ve Taif'teki urmalıkların altına geliyor. Hazreti Cebrail gelip, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yeter ki sen iste. Allah şu iki dağı birbirine kavuştursun. Taif halkını helak eylesin diyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Cebrail'e, Ya Cebrail, kendine gel. Ben alemlere rahmet olsun diye gönderilmiş olan peygamberim. Nasıl olur da onların helak olmasını isteyebilirim diyor ve ellerini açıyor. Ya Rabbi, bu kavim seni ve beni tanımıyor, bilmiyor. Sen bunlara hidayet ihsan eyle, diye dua ediyor. İşte İslam'daki nezaket budur. Yoksa bizi kabul etmiyor diye adamla boğaz boğaza gelmek değildir. Nitekim Resulullah'ın oradaki merhameti nedeniyle daha sonra tüm Arap Yarımadası Müslüman oldu. Hazreti Cebrail buyuruyor ki, Benim vazife yaptığım süre içerisinde Uğut Muharebesindeki hareketimden daha hızlı bir hareketim olmadı. Allah Resulü'nün mübarek dişi şehit edildiği zaman gittim. Allah'ın emriyle onun kanını yere düşmeden tuttum. sahabe kiram perişanlık içerisinde. Hz. Fatıma Tüz Zehra annemiz de harbe girmiş. O manzarayı gören Allah Resulü'nün biricik evladı Hazreti Fatıma anamız, Ya Rabbi, şu kavmi sen helak eyle diyeceği zaman, dudaklarından, dişinden aşağıya akan kanı silerek, Allah Resulü mübarek elini kızı Fatıma'nın mübarek dudaklarına yaklaştırarak, Sus! Ya Fatıma! Biz rahmet peygamberiyiz. Onlar için ancak hidayeti dileriz diyor ve aynı duayı yapıyor. Ya Rabbi! Bu kavim seni ve beni bilmediği için sana isyan ediyor, bize karşı geliyor. Onlara sen hidayetini nasip eyle. Ve yine Cenab-ı Hak, Hz. Musa aleyhisselama, Firavun'a rıfkla muamele etmesini emretmiştir. Varında ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler, yahut korkar. Belki Firavun iman etmeyecek. Ama Musa'nın nezaketinden dolayı, onun etrafındaki sihirbazlar imana gelecektir ve nitekim de öyle oldu. Görülüyor ki müsamaha ölçüsünde, merhamet tavrıyla hareket edildiği zaman neticede güllük gülistanlık bir ortama kavuşacağımız muhakkaktır. Tavizsiz politika izliyorum veya tavizsiz olarak inancımı yaşıyorum gerekçesiyle insanlara ifrata varan ölçülerde davranışımız hayırlı neticeler getirmeyebilir. Evet, bizler inancımızı kendi nefislerimizde tavizsiz uygularken başkasından aynı şeyi bekleyemeyiz. Allah için kardeşlik yine birlikte kardeşlik esastır. Müminler kardeştir. Peygamberimiz Medine'de sahabeyi birbirleriyle, kendini de Hazreti Ali ile kardeş yapmıştır. Hakiki kardeşlik, hak için birbirini sevmekten geçer. Sevgi insanları bağlayan vasıta olursa, fertlerin ve cemaatlerin kardeşliği, birliği tekamül eder. Kardeşlik sevgiyle olur. Bu münasebetle inananlar gönüllerinde sevgiyi beslemelidirler kin ve nefreti atmalıdırlar. Kardeşliğin sevgi ve muhabbet duygularıyla perçinlenmesi lazım. Kardeşlikte sevgi ve muhabbet hakim unsur olursa, istenen netice elde edilmiş olur. Bakınız Mevlana şöyle buyuruyor. Muhabbet tortuları altın eder. Muhabbet sultanları köle eder. Allah için sevmek, sevişmek ve bu manada kardeş olmak gerekir. İnsan bu sevgiyi Hakk'a, Allah'a karşı duyarsa, Allah'ın yarattığı bütün mahluku sever. Yaratılmış niye seviliyor? Allah yarattığı için. Onda sen Halik-ı Zülcelal ve Kemal Hazretlerini görüyorsun. Yunus'un dediği gibi, yaratılmışı severim, yaradandan ötürü. İnsan Allah'ı severse, mahluku ona nispetle sever. Mecnun çöplükte köpeği görmüş, almış başlamış sevmeye. Demişler, ey Mecnun, çöplükteki köpeği niye seversin? Madem ki sevecektin, temizini sevseydin. Ah bir bilseniz, onun bizim Leyla'nın köyünden geldiğini. Bırakın Leyla'yı, bırakın köyü, o köyün köpeğini bile seviyor. Şimdi bir arkadaşınız olur. Bunlar psikolojik hakikatler, aslında çok büyük faktörlerdir. Çok sevdiğiniz bir insan, arkadaş, bir dost, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Faraza kardeşiniz balıkesirli olsun. Otobüste yolculuk esnasında yanınızda oturan arkadaşına soruyorsun. Kardeşim nasılsın? İyi misin? Nerelisin? Efendim balık esirliyim. Aa balık esirli mi? Şimdi gözün birden açıldı. Niye? Senin balık esirli bir Mustafa dostun var. İşte neresinden? Hangi mahallesinden? Şu mahallesinden. Vay orada bir arkadaşım var. Mustafa tanır mısın? Elbet tanırım. İşte oldun kardeş. Sevgiliye ortaklığı ne olursa olsun, seven ona nispet olanları da sever. Bu sevgiyle seven ve sevilenlerin birliğinden şüphe olur mu? Şimdi buradan harekette bir misal daha vereceğim. Ben askerdeyken çoluk çocuktan mektup gelirdi. Halbuki mektupta hiçbir şey yok. Nasılsın, iyi misin, sen bizi merak etme. Gözlerimiz başlardı dolmaya. Aynı şeyi biz yazardık, onlar ağlarmış. Kardeşlikte sevgi unsuru hakim olursa, özlediğimiz vahdet vücut bulur. Sevgi de ifna olur. Nitekim Leyla, kendine aşık olan ve kendini delicesine seven Mecnun'a haber salar. Kolunu kesip ona göndermesini ister. Mecnun bunu duyar duymaz, hemen satırı alır, kaldırır, tam koluna vuracakken vazgeçer. Ben de ona verecek kol yok der. Bu durumu öğrenen Leyla sebebini sorar. Mecnun Leyla'nın aşkından öyle fena olmuştur ki bir de ne göreyim keseceğim Leyla'nın koluymuş bu nedenle vazgeçtim der Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya benim için hangi ibadeti yaptın ya Musa buyurur benim için beni seven bir kulumu sevip bana buz eden birine buz ettin mi benim için en makbul ibadet budur der ne azindir ki bugün Allah'ı seviyorum diyen birçok insan onun yolunda olana buz ediyor. O halde bu sevgi değildir. Aslında mümin, müminin aynasıdır. Az birliğe engel olan unsurlar. Buraya kadar insanın kemalini meydana getiren müspet oluşları ele aldık. Şimdi de insanın kemaline ve aynı zamanda vahdete engel olanları, insanı hem kendi iç aleminde hem de cemiyette tefrikaya düşüren unsurları ele alalım. Taassup Kendine ait olanı ifratla kabul, başkasına ait olanı nefretle reddetmektir. Bu yönüyle taassup, insanı felakete götürebilir bir özellik taşır. Milletimiz çeşitli dönemlerde manevi depremler geçirmiştir. Bu manevi depremzedelere yardım elini uzatan gönül ehli insanlar hep var olmuştur. Her biri milletimizin hizmetine, kurtuluşuna seferber olmuştur, olmaktadır. Nitekim deprem sonrası toprak altındaki insanları kurtarma işi sadece bir kişi veya topluluğu ilgilendiren bir konu değil, bütün insanlığın sorumluluğudur. Burada sen kurtaramazsın, ben yapacağım demek kadar insanı yoldan çıkaran bir şey yok gibidir. Zira vahdete engel çok önemli bir unsurdur taassup. Bu nedenle taassubun dinde kesinlikle yeri yoktur batan cemiyetimizden bir insan daha kurtarabilmek bütün inananların boynunun borcudur. Taassup hasedi doğurur. Haset başkasını çekememek demektir ki hasedin olduğu bir toplumda da birlik olmaz. Taassup nefsin hakimiyetidir. Bu nedenle taassup kibri ve büyüklenmeyi doğurur. Neden başkasını reddeder insan? Kibirlenip büyüklenmesinden, ona tepeden bakmasından dolayı. Bu da tevhidi yok eden bir husustur. Ve yine taassup, müsamahayı yok eder. Müsamahsızlığın yaygınlaştığı toplumda da herkes kendine göre adalet kuralları ve ölçüler koyar, tevhid bozulur. Taassup, cemiyetin selametini tehdit eder. Zira başkasının kurtarmasını istememek, cemiyeti düşünmek değil, nefsini düşünmek demektir. Bu tip insanlar nefislerinin aleti olduğundan Allah katında suçludurlar. Cemiyeti düşünen için kurtarılacak bir insanın kimin eliyle kurtarılmış olduğu pek önemli değildir. Önemli olan insanın kurtarılmış olmasıdır. Kim kurtarırsa kurtarsın, neticede bir insan kurtuluşa ermiş olur. Cemiyetin kahir ekseriyeti birçok felaketlerle karşı karşıyadır. Bunların hepsini kurtarmak bir cemaate yüklenecek büyük bir yüktür. Bir tek cemaat bu büyük cemiyeti kurtarmak için yeterli değildir. Bunun için taassuba kapılarak diğerlerini reddetmek yerine, keşke çalışan bir fert daha olsa, herkes seferber olsa demek yerindedir. Taassup cehaleti doğurur. Bu nedenle taassup, marifet ehli insanlarda yoktur. Zira onların bir amacı vardır. O da kim dolayısıyla olursa olsun, nefsini ve Allah'ı tanımaktır. Başkasının yolunu beğenmemek ve hatta nefretle reddetmek bu amaca uymaz. O halde taassuba düşen insanlar marifet ehli değildirler. Açıklanmaya çalışıldığı gibi kendini kabul başkasını red mantığıyla bir bütünlük sağlamak mümkün değildir. Bilakis bu vahdetin önüne geçen koca bir engeldir. Taassup kin ve nefreti doğurur. İnsanları ve insanların meydana getirdikleri cemiyetleri düşmanlıklara, felaketlere sürükler. Taassuptan kurtulmak zorundayız. Müminler olarak Hak olanın etrafında bir olmalıyız. Herkesin kendi anne babası muhteremdir. Benim annem babam muhteremdir de seninki değil midir? Kelime anlamıyla cehalet, bilgisizlik anlamına gelmekle beraber hakikatte hak ve hakikati bilmemek, hakkı tanımamak, hakkı örtmek ve ona ters düşmek demektir. Bin yıl İslam'a hizmet etmiş bu milletin üniversiteye devam eden çocukları adam öldürüyor, banka soyuyor, yol kesiyor. Bunların aydınlıkla ne ilgisi var? yani okumak yazmakla aydın olmak farklı şeylerdir. Hakkı bilen insan aydındır. Aydın insan, kalbi nurlu olan, insanlık için daima iyi şeyler düşünen ve bu yolda hizmet eden insandır. Dünyanın en aydın milleti biziz. Belki teknolojide ileri gidemedik ama insanlık medeniyeti kurduk biz. Günümüzde cehalet sadece okuyup yazmakla ilgili kabul edildiğinden yanlış ifade edilmektedir. Halbuki nice okuyup yazanlar vardır ki hakka ters düşüp hakkı inkar etmelerinden dolayı cahil kalmışlardır. Bu nedenle okur yazar olmanın aydın olmakla ilgisi yoktur. Hakkı kabul ettiği halde okur yazarlığı olmayan insanlarsa cahil değil, ümmidirler. Ümmiler sırat-ı müstakim üzeredirler. Nitekim alemlerin efendisi peygamberimiz de ümmiydi. Pek çok hak dostları bile bu ümmiler arasında yer almaktadır. Onlarla sohbeti oturursun, sohbetine doyamazsın mezhep imamı İmam-ı Şafi Hazretlerinin manada üstadı bir çobandı. Şeybanı Rai Hazretleri. Günümüzde ise dini tahsil, ilahiyat tahsili yapmış olmasına rağmen, dünyevi menfaat ve çıkarları için hakkı gizleyenler vardır. Bu da bir cehalet örneğidir. Bir insanın okuma yazması olmayabilir ama hakkı kalben sever. Buna da hikmet denir. Hikmet ilmi Allah'ın Kur'an'daki maksadını kulunun anlaması demektir. Ümmilerden Evliya'nın reisi Üveysül Karani gibi. Günümüzde hakkı tanımayan birçok cahiller ve cahillikleri münasebetiyle maalesef hak yolda olmuş olsalar bile müminlerin vahdetine engel olanlar var. Bu kardeşlerimizden ricamız kesinlikle en kısa zamanda bu hareketlerinden kurtulmalarıdır. Bunun için ulvi nefis muhasebelerini, başlarını iki diz kapakları arasına alarak yapmaları gerekir. Zira kalbi nurlanmamış insanlardan müteşekkil cemiyetler karanlıktadır. Diyojen bir gün elinde fener gündüz vakti sokağa çıkar ve dolaşır. Görenler ne yapıyorsun derler. İnsan arıyorum der. Demek istiyor ki cahillerin olduğu dünya güneş tepelerinden de vursa karanlıktadır. Biz de diyoruz ki müminin olduğu dünya güneş olmasa da aydınlıktır. Haset çekememezlik demektir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde, çekememezlik yapmayın, birbirinizden ayrılmayın, husumetleşmeyin, arka çevirmeyin, ey Allah'ın kulları, kardeş olun buyuruyor. Demek oluyor ki hasette ayrılık vardır, husumet vardır, dargınlık vardır ve en önemlisi vahdete engeldir. Hasette ayrılık vardır. Cenab-ı Hak, kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düşmeleri ancak birbirini çekememezlikten dolayı olmuştur buyurmaktadır. Haset ederse insanı ilmi bile kurtaramaz. İyi şeyler için yarışmak menduptur. Burada imkan ve fırsatları değerlendirmek söz konusudur. Mümin, ne güzel yaptı, ne güzel dedi der. Haset, salih ameli yok eder. Bir hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi hasette sevapları yer ve mahveder buyurarak bizi uyarıyor. Hasette gurur ve aynı zamanda küfür vardır. Hz. İsa, Hz. Musa ve Resulullah Efendimiz'i reddedenler hep ''Siz de ancak bizim gibi birer insansınız.'' diyerek reddedip inkar çukuruna düşmüşlerdir. Bu da çekememezliktendir. Hasedin kısımları vardır. Haset ettiği kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemek. Ne bende, ne onda olsun mantığı. Hz. Musa bir gün tura giderken, hamallık yapan biri ona, Ey Musa, ben yük taşımaktan yoruldum. Rabbinin hazinelerinde eşek çok. Benim için eşek istese ne der? Hz. Musa da, Ya Rabbi, senin falan kulun senden eşek istiyor diye Rabbini arz eder. Allah Celle Celaluhu de, Ya Musa, o kuluma söyle. Bir şartım var. Kabul ederse olur. Ben okulumun kulumun komşusuna da bir eşek vereceğim. Bunu kabul ederse ona iki eşek vereceğim. Musa durumu adama iletir. Cevabı manidardır. Ne ona ne bana. Ya Musa istemem. Haset işte bu. Haset insanın başkasının elindeki nimetin kendi eline geçmesini istemesidir. Servet, şöhret, ilim vesaire. Haset aşağı yukarı aynı seviyedeki insanlar arasında olur. Emsal, akran, kardeş, akraba, meslektaş, mevki ve rütbe bakımından birbirine yakın olanlar vesaire gibi sınıflarda olur. Haset gerçekten marifet ehli olanlar arasında olmaz. Çünkü marifet ilmi vahdeti, sevgi ve muhabbeti artırır. Marifet ehli arasında gıpta olur, iltifat olur. O bakımdan ehli marifet birbirine daima hürmet eder. Birbirini sayar ve sever. ahmet er -Rufa ile Abdülkadir Geylani arasındaki dostluk ve Hacı Bektaş'la Mevlana arasındaki iltifat buna verilecek olan örneklerden sadece ikisidir. Bir gün Hazreti Abdülkadir Geylani'ye gelirler. Ya Hazret, aşk nedir diye sorarlar buyurur ki, Gidin, kardeşim dostum Ahmet'e Rufai'ye selamımı söyleyin. O size aşkı tarif eder. Gelirler Ahmet'e Rufai'ye ve durumu arz ederler. O büyük zat bu selam üzerine ayağa kalkar, Bağdat'a doğru döner ve baş keser. Sonra başlar dönmeye, sema etmeye. Onu izleyenler ne görsünler? Dönen o değil. Abdülkadir Geylani zuhur etmiştir. Ve tekrar Ahmet'e Rufa'yı görünerek işte aşk budur diye cevap verir. İşte aşk bu. Müminin mümin kardeşinde yok olması, ifna olmasıdır. Bu nedenle tasavvuf fantazi bir hayat değildir. Hayatın gerçeği kendisidir. Bu millette tevhid istiyorsa, İslam'ın yüce hakikatlerinde yok olacak ki birlik olsun. Gelelim günümüze. Marifet ehliyim, arifi billahım diyerek insanları yönlendirenler, rehberlik edenler, ruhlarını yüceltip teskiye edenler, eğer cemaatler arasındaki vahdetten bahsetmiyor, sadece kendi enelerinden bahsedip başkalarını eleştiriyorlarsa, bunların arifi billah olmakla uzaktan yakından zerre kadar ilgisi yoktur. Bu münasebetle demek isteriz ki, milletin vahdeti için insanımızı birleştirecek ariflere, dünkünden daha fazla bugün ihtiyaç var. Zira bugün cemiyetimizin durumu malumdur. Kibir vahdete engel olan faktörlerden birisi de kibirdir. Kibir, insanın böbürlenip büyüklenmesi, kendinden başkasını görmemesi, hep kendini görmesi demektir. Büyüklenmek, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından olduğu için şirk anlamı taşıdığından Allah gurur ve kibiri reddeder. Gurur ve kibir sahibini helaka götürür. Saltanat, mevki, rütbe, her türlü makam ve zenginlik, ilimle mağrur olma, cehalet, kemalat noksanlığı, İbadet edenlerin başkalarının helakta olup, yalnız kendilerinin kurtuluşta olduklarını zannetmeleri ve benzeri gibi sebeplerden dolayı gururlanıp kibirlenenler, inananlar arasındaki birliğe mani olup, tefrikaya düşmelerine neden olmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'de iblisin helakından bahsedilirken, helak olmasına kibrinin vesile olduğu beyan ediliyor. Yani kibrinden dolayı Hazreti Adem'e secde etmediği ifade ediliyor. Biz meleklere Adem'e secde edin dediğimiz zaman, İblisten gayri Adem'e secde ettiler. İblis kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblis, onu topraktan, beni ateşten yarattın, ben ondan üstünüm dedi. İblisin sapıtmasının sebebi bu büyüklenmesidir. Hazreti Adem için Cenab-ı Hak, biz ona ruhumuzdan üfledik buyuruyor. Hazreti Adem'de Cenab-ı Hak'tan bir tecelli, bir cevher var. Dolayısıyla emrine muti olmayarak İblisin Hazreti Adem'e secde etmemesi, o cevherden dolayı da Hakk'a secde etmemesi demek olduğundan iblis dergâhtan kovuluyor. Çok büyük ilme sahip olmasına rağmen, meleklere bile hocalık eden iblis, kibre kapılarak Adem'in topraktan geldiğini bahane ederek emre itaat eylemedi. Bu sebeple görünüş itibariyle iblis, Adem'e secde etmemiş olsa bile hakikatte Allah'a secde etmemiş oldu. Çamur kalıbını perde olarak gördü. Ondaki hakikati kibri dolayısıyla görmemezlikten geldi dolayısıyla Hakk'a secde etmemiş oldu. Onun için temennimiz, her insanın nefsinde bulunan büyüklük alametlerini temizleyip tezkiye etmesidir. O büyüklükleri terbiye etmemiz lazım. Şimdi, bir insan ki çamur çuvalını yırtar da geldiği aleme vuslat ederse, ona teveccüh etmek haktır. Ona teveccüh etmek, ona bakmak, onunla muhabbet etmek, onun etine, kemiğine, şusuna, busuna değildir. Onun kaynağınadır, hakkadır. Nitekim Allah Celle Celaluhu kendinden gayri mahluk olan maddi ve manevi her şeyi bir sebeple halk etmiştir. Ayette vesileye sarılın buyrularak bu hakikate işaret edilmiştir. Sin teskiyesi şarttır. Ruhun yücelmesi için. Çünkü bu nefis büyük bir itirazdaki öyle zaman geliyor Allah'a da inkar ediyor. Binaenaleyh bunun terbiye ve teskiye edilmesi lazım. Terbiye ve teskiyenin yolu da hakkı zikirdir. Cenab-ı Hakk'ı gönülde ve dilde padişah etmektir. Onun zikrini, onun fikrini kalbe ve dile yerleştirmektir. İnsanlar arasında gurur ve kibirle hareket edenler, iblis misalinde olduğu gibi insanlara değil Allah'a karşı büyükleniyorlar. Yani kibreden, farkında olmadan nefsini Allah'tan daha büyük görmüş oluyor. Kibir Allah'a karşı şirktir. Nitekim ayeti kerimede, bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir, Buyur olur. Demek ki kulluğa da mani yine bu tekebbür. İnsanlardan bilerek veya bilmeyerek ibadet yapmayanların bu halleri de kibirlerindendir. Ben ibadet etmiyorum ama itikadım tamdır diyenler, bunu kibirlerinden yaptıklarının farkında değiller. İmam-ı Azam'a sormuşlar, namazı kılmayan kafir olur mu? Buyurmuş ki, namazı kafirler kılmaz, amelsiz Müslüman da olmaz. Şimdi burada cali bir dikkat bir husus var. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibri olan cennete giremez buyurur. Bir esas için bunu ifade ediyorum. Yine bir başka hadiste kalbinde hardal danesi kadar kibri bulunan cennete giremez. Kalbinde hardal danesi kadar imanı olan da cehenneme giremez buyuruyor. Şimdi iki zıt mesele, yani kalbinde çok küçük bir zerre kibri olan cennete giremiyor. Ama kalbinde çok küçük hardal buğday tanesi kadar imanı olan da cehenneme giremiyor. Cennete giriyor mutlaka. Peki ne bu incelik? Bu incelik şu. Demek kalbinde kibir olan insanın imanı tehlikede. Kibrin olduğu kalpte iman, imanın olduğu yerde de kibir olmaz. İmanın olmadığı yerde de birlik olmaz. İncelik bu. O bakımdan kibri her müminin atması lazım. Kibrin sebeplerine gelince. Saltanat, mevki, rütbe, her türlü makam ve zenginlik. Firavun bu sebepten sapıttı. Ben sizin üstün Rabbinizim dedi. İlim. Bir hadiste Cenabı Peygamber Efendimiz ilmin afeti sallana sallana yürüyüp kibretmektir buyuruyor. İlim insanı tevazu sahibi yapıp hakka yaklaştırmalı. İnsan ilmini putlaştırırsa kibirlenerek helake gider. Cehalet hakkı örtmek, gizlemek ve reddetmektir. İbadet nefsimizi kibre sevk etmemeli. İbadet eden insanın alçak gönüllü olması gerekir. Secde, insanın aciz bir varlık olarak mülkün sahibine teslim olmasıdır. Kemalat noksanlığı da kibre sebep olur. Dinde kibirlenme. Şimdi en önemli husus bugünkü hastalıklardan bir tanesi. Dinde kibirlenme. Herkes meşrebini ve mezhebini iyi görecek ama başkasını kibirlenerek reddetmeyecek. Cenabı Peygamber Efendimiz buyuruyor. İnsanlar helakta oldu diyen asıl helakta olandır. O halde helak olmaktan uzak olmak istiyorsak bilhassa mezhep ve meşrepler arası mültefit bir surette hareket etmek ve davranmak mecburiyetimiz vardır. Herkes birbirini hak görecek. İşte o zaman birlik olur. Evet, insanların helakta olup yalnız kendilerinin kurtuluşta olduklarını zannedenler helak olmuşlardır. İşte bu sebeplerden dolayı gururlanıp kibredenler, inananlar arasındaki birliğe mani olup tefrikaya düşmelerine neden olurlar. Tekfir etmek Bugün mühim hastalıklardan biri de maalesef farklı görüşlerden dolayı inanmış kardeşlerini tekfir etmek meselesidir. Peygamber Efendimiz kesinlikle bu tehlikeli davranışı reddederek bu şekilde davrananların imanlarının tehlikede olduğunu beyan buyurmaktadırlar. Birliğe mani olan bu davranıştan kaçınılmalıdır. Bir kimseye kafir demenin ölçüsü ve doğru neticeler hususunda İmam Gazali radıyallahu an şu kaideyi nakletmektedir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah düsturuna samimi bir şekilde bağlı kaldıkları ve bu düsturla tenakuz teşkil eden bir durumda bulunmadıkları müddetçe yolları, mezhepleri ne kadar farklı olursa olsun ehli İslam'a dil uzatmaktan ve çeşitli mezhep mensuplarına kâfir demekten kaçınmalıdır. Ben diyorum ki küfür Hazreti Peygamberi Allahu Teala'dan getirdiği şeyler hususunda tekzip etmektir. İmansa getirdiği şeylerin cümlesini tasdik etmektir. Bir kimseyi tekfir etmenin manası o kimsenin ahirette ebedi cehennemde kalacağına hükmedilmesi demektir. Bir kimseyi elde delil olmadan küfürle itham etmenin ne büyük felaket olduğu Tekvir ediciyi de helak edeceği hususu ortadayken, hele günümüzde müminler sözlerini çok iyi hesap etmeli, işin uhrevi mesuliyetini düşünmelidirler. Yeterli delil olmadan bir mümine kafir demek, söyleyenin küfrünü gerektirir. Bu fetva bütün sahih kaynaklarda yer almıştır. Hadis-i şerifte de, iki Müslümandan biri diğerini küfürle itham ederse, bu itham mutlaka ikisinden birine raci olur buyurulmaktadır. İftira sosyal münasebetlerde doğruluk esastır. Çağımızda bir basın ve medya gerçeği vardır. Nitekim yayın hayatında haberin doğruluğu kaçınılmaz bir vazifedir. Hal böyleyken bir kısım basın yayın organları gerçekle alakası olmayan bir takım düzme haberlerle cemiyetlere ifsad etmekte, gözleri boyamaktadır. Halbuki basın hangi zihniyete sahip olursa olsun, şu milletin parasıyla ayakta duruyorsa, insanları eğitip neticede toplumu en mükemmel bir kültür seviyesine ulaştırması ve doğru bilgilendirmesi lazımdır. Vazifesi bu olması gereken basın veya manevi eğitimden mahrum olan kuruluşlar, mesela eğer kapitalizmi benimsiyorsa onların dilinde inananlar, gerici ve de yeşil komünist, şayet Rusların bile terk etmek için can attıkları düşünceye sahip çevredeyse inananlar mürteci ve de faşist olarak adlandırılmaktadır. Bu münasebetle insanımızın çok dikkatli olması ve de inanan kardeşlerimize bu haftalarla muamele etmemesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak fasıklardan biri size bir haber getirdiği zaman onu araştırınız buyurmakla müminlerin fitneye düşmemeleri için dikkatlerini çekiyor. Bugün bir kısım basın irtica kampanyası açarak bu vatanın evlatlarını millete karşı, vatana karşı düşman göstermek istiyor. Diğer yandan sanki bu memlekette inanmak ve ibadet etmek suçmuş gibi, bin yıl İslam'a hizmet etmiş bu milletin inanç ve ibadetlerine karşı çıkan zihniyet, milletin felaketini isteyenlerle aynı düşüncededir. Meselenin hukuki cephesini kısaca irdelemek yerinde olacaktır. Anayasanın 24. maddesinde inanç ve ibadet hürriyetine açıkça değinilmiş, herkes inanç ve ibadetinde hür bırakılmıştır. Hatta Türk Ceza Kanunu'nun 175. maddesiyle de ibadet özgürlüğüne müdahale edenler cezalandırılmıştır. O halde bugün irtica kampanyasıyla yalan haberler yayınlayanlar anayasaya, Türk Ceza Kanunu'na, kısaca Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çıkan basın organlarıdır. Bunlar devleti dine müdahale ettirmek anlayışını getirmek isteyerek aynı zamanda laikliği de ihlal etmektedirler. Hülasa edersek basının doğru haberi esas olarak tespit etmesi basının şeref ve haysiyetidir. İftirayla, dedikoduyla, fitneyle insanları birbirine düşürüp bundan netice almak isteyen gafiller, gaflette olan kişiler vardır. Allah onlara hidayet nasip eylesin. Bu iftiraların hakikatte fevkalade tahribatları olmaktadır. Bu iftiralar yalanı doğru gibi bu millete bürokrasiye takdim etmektedir. Sanki bu memlekette Allah demek Müslüman olmak, başörtmek, Kur'an okumak, namaz kılmak suçmuş gibi bunları yapanlar mürteci diye yaftalanmaktadır. Bak diyor devleti yıkan güçlere. Sen de zannediyorsun ki 52'lik toplar hazırlandı, yakında hücuma geçecekler, eyvah diyorsun. Bakalım ne yapmış bu bizim Müslüman kardeşlerimiz. Efendim başı takkeli çocuklar kursta din eğitimi görmüş, İmam Hatip okuluna gitmiş, tefsir hadis dersi görmüşler, Kur'an dersi görmüşler, Arapça dersi görmüşler. İrticanın unsurları bunlar. Bunlara yasalar ve anayasa gözlüğüyle, mikyasıyla, normuyla bakacak olursak bu durum inanmış insanımızın ibadetini gasp'tır. Zira anayasanın 24. maddesinde herkesin inandığı gibi inancını yaşaması hürriyeti vardır. Bu hürriyete müdahale eden şahsa veya kuruluşa Türk Ceza Kanunu'nun 175. maddesinde bir ceza da vardır. Bugün haddi zatında Türkiye'de irtica yoktur. İnananların hak ve hürriyetlerini gasp etmek isteyen, karanlık güçlerin hesabına çalışan maalesef bazı basın organları vardır. O halde karanlık güçlerin hesabına çalışan bir grup basın, milletin bin yıl gönlünde taşıdığı, bayraklaştırdığı inancını Moşe Dayan ve Begin'in zihniyetiyle idam etmek istiyor. Ama bu millet inşallah onların zihniyetini, müsamahasız anlayışını, çifte standart ve ölçüsüzlüklerini, mukaddes değerleri ve yüce irfanıyla boşa çıkaracaktır. İnsan ağacına düşen kurt, nifak Ta asrı saadetten başlayarak, bugüne kadar nerede bir İslam cemaati ve cemiyeti oluşmuşsa, nifak ehli insanlar mutlaka musallat olmuşlar ve ifsat faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ama firaset sahibi ve Allah'ın nuruyla bakmasını bilen topluluklar içinde bunların hemen deşifre oldukları ve pek barınamadıkları da bir gerçektir. Nifaktan nasıl korunuruz? Münafığı tavrından nasıl tanırız? Bu konuda bize yardım eder misiniz gibi suallerle çokça karşılaşıyoruz. Günümüzde daha da bir önem kazanan bu hususa dikkat çekmeniz iyi oldu. Çünkü bugün yeryüzünü fesada boğan ve fakat kendilerini ıslah edici, düzeltici ve koruyucu olarak lanse edenler çoğaldı. Gerçek niyet ve maksatlarını gizleyerek müminlerden gözüken, içleri inkar ve isyan dolu tipler arttı. Bunlara karşı uyanık olmak, ferasetli her mümin için şarttır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her doğan çocuğun İslam fıtratı üzere doğduğunu beyan buyurmuşlardır. Bu ölçüden hareketle diyebiliriz ki, fıtri bir berraklıkla, saf ve temizlikle dünyaya gelen insan, birçok sebeplerin etkisiyle kirlenmekte, kirletilmekte, kalbi ve zihni birçok hastalıklara giriftar olmaktadır. Fıtratındaki berraklığın devam edebilmesi için doğuncaya kadar ister istemez tabi olduğu nizama, doğduktan sonra da tabi olması ve tabi çevresinin de o nizama göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde küfür, nifak ve kötü ahlak gibi tehlikeli hastalıklar hemen kapıda beklemektedir. Bu cümleden olarak, şartların ve bünyenin elverişli hale gelmesi halinde Hemen zuhur eden hastalıklardan birisi nifaktır. Ağaç kurdunun düştüğü ağacı kemirip öğüttüğü gibi nifak da düştüğü bünyeyi, kalbi kemirir ve ifsad eder. Bu çeşit hastalıklı kalp taşıyanlarsa bulundukları cemaatler, cemiyetler ve milletler içinde ağaç kurdunun yaptığını yaparlar. Fesat çemberini bir türlü kırıp çıkamadıkları için ıslah niyetiyle yaptıkları her şey aslında ifsadın ta kendisidir. Hem bunlara yeryüzünü fesada vermeyin denildiği zaman biz ancak ıslahçılarız derler. Doğrusu bunlar ortalığı ifsad edenlerdir. Lakin şuurları yok. Farkında değillerdir. Elbette bu şuursuzluğun ve sürekli ifsat peşinde koşmanın sebepleri vardır. Ama en önemli sebep Rabbimizin beyanıyla kalplerindeki marazdır. Müfessir Hamdi Yazır merhum buna marazı reybu nifak diyor ve devam ediyor. Buna müptela olan nefis hak tanımaz. Allah'tan şüphe eder. Allah'ın emrinde şüphe eder. Allah'ın Lare-i Befi olan kitabında şüphe eder. Allah'ın peygamberinde şüphe eder. Allah'ın halis kullarında ve onların müstekim olan efalü hareketinde şüphe eder. Şüphesiz her hastalığın bir çaresi, bir ilacı vardır. Ama kalpleri marazlı münafıklar, bizzat ilacın kendisi olan Kur'an'dan şüpheye düştükleri için ve ilacı kullanmaya yanaşmadıkları için şifa bulmaları bir yana, Allah onların marazlarını arttırmıştır. Cemiyet bünyesine musallat olan bu amansız mikrobu bertaraf etmek ve hiç olmazsa tahribatını asgariye indirebilmek için onu bütün özellikleriyle tanımak lazımdır. Tanıyabilmek için de elbette en sağlıklı bilgi veren Kur'an incelenmelidir. Biz Kur'an'a ve ilgili eserlere müracaat ettiğimizde görüyoruz ki, münafıklarla ilgili ayetlerin hemen hepsi Medine'de nazil olmuştur ve adeta Mekke döneminde münafık diye bir sınıf yoktur. İnananlar var, inkar edenler var. Çünkü inanmadıkları halde Müslümanlara yaranmak ve bir takım menfaatler koparmak için rol yapmayı gerektirecek durum yoktur ortada. Ne zamanki hicret gerçekleşip devlet kuruluyor ve Müslümanlar güç sahibi oluyorlar, işte o zaman münafık diye bir sınıf ortaya çıkıyor. Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra ona arka dönenleri şeytan sürüklemiş ve onlara ümit vermiştir. ayet kerimesinin işaret ettiği gibi, yuları şeytanın eline verip onun adımlarına tabi oldukları, İslam'a karşı kinle dolu oldukları halde, İslam'ın ve Müslümanların gücünden de bir takım menfaatler temin etmesi edasındadırlar. O yüzden, müminlerle karşılaştıkları vakit, biz de iman ettik derler. Halbuki kendilerini saptıran şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla, müminlerle alay ediyoruz derler. Kur'an-ı Kerim bu konuda bir başka inceleye daha dikkatimizi çekiyor. Münafıkların meslek edindikleri nifak konusunda oldukça mahir olabileceklerini, uzun zaman her iki tarafa da kendilerini kabul ettirebileceklerini haber veriyor. Çevrenizdeki Bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki, Münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Kurnazca davrandıkları için sen onları bilmezsin. Fakat biz onları iyi biliriz. Yani münafıklıkta o derece maharet kesbetmişler. Sırlarını gizlemeye, takiye yapmaya, töhmet mevkilerinden kaçınıp yağ gibi suyun yüzüne çıkmaya öyle alışmışlardır ki hallerini senden, senin o yüksek dirayet ve firasetinden bile gizleyebilirler de vahiy nazil olmayınca münafıklıklarını katiyen bilemezsin. O gün bugündür, kanaatimize göre gelişen bilimi ve teknolojiyi de yedeklerine alarak nifakta oldukça büyük mesafeler kat etmiştir münafıklar. Ama onlarla başa çıkma noktasında, Müslümanların iç ve dış donanımlarını gerçekleştirdiklerinden bugün emin değiliz. Hadis-i şeriflerde münafıkların özellikleri sayılırken, emaneti koruyamayacakları, ahde vefa göstermeyecekleri ve sürekli yalan söyleyecekleri haber verilmiştir kendisinde bunlardan birisi bulunansa nifaktan bir alamet taşıyor demektir. Kötü söz ve davranışların İslam toplumu arasında yayılmasından hoşlandıkları, her işlerinde riyakâr davrandıkları, namaza üşenerek kalktıkları, Allah'a pek az zikrettikleri, imanla küfür arasında, Müslümanlarla kafirler arasında bocalayıp durdukları, Kur'an'da sayılan özelliklerinden bazılarıdır. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütüklerdir. Her gürültüyü aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl olup da döndürülüyorlar. Ta asr-ı saadetten başlayarak bugüne kadar nerede bir İslam cemaati ve cemiyeti oluşmuşsa, nifak ehli insanlar mutlaka musallat olmuşlar ve ifsat faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ama firaset sahibi ve Allah'ın nuruyla bakmasını bilen topluluklar içinde bunların hemen deşifre oldukları ve pek barınamadıkları da bir gerçektir. Biz isteseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma üsluplarından tanırsın. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Allah'a, Allah'ın dost doğru yoluna ve bu yolun yolcularına karşı cephe alan, olmadık tuzaklar kuran ve Müslümanları sıkıntıya sokan münafıkların dünyada rezil ve rüsva olmalarının yanı sıra ahirette de rezil olacakları haber verilmektedir. Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım diyeceği günde kendilerine, arkanıza dönün de bir ışık arayın denilir. Nihayet onların arasına içinde rahmet, dışında da azap olan bir sur çekilir. Münafıklar onlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de derler ki: Evet, ama siz kendi canınızı yaktınız, gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Cenab-ı Hak cümlemizi nifaktan ve onun temsilcilerinden muhafaza buyursun. Birliğin sosyal boyutu her zaman konuşulup yazıldığı gibi günümüzde en çok ele alınan meselelerin başında birlik ve beraberlik gelmektedir. Hemen her yerde en büyük temenni olarak ortaya atılır ve herkese açık davetiyeler çıkarılır. Netice maalesef ortadadır ve temenni olmaktan öteye geçmemiştir. Hatta bazen bu temenni de ulaşılmaz bir ufuk çizgisi gibi birçokların ümitsizliğe düşürmektedir. Hemen belirtelim ki bu durum istenilen şeyle bir türlü bütünleşememenin tabi neticesidir. Ayrıca her ne hikmetse istekler hep mücerredde kalmış. Birleşilsin, birleşelim denilmiştir. Fakat gerekli hazırlıklar yapılmamıştır. Nerede ve nasıl birleşileceği gözlerden uzak tutulmuştur. Peygamber örneği ve metodu da çoğu zaman anlaşılamamış ve sözde kalmıştır. Nefsin kolayı tercih etmesine yılların tahribatı da ilave edilince, aynı anlayış ve usulle ümit var olmak mümkün değildir. Bu bakımdan kimsenin imanından şüphe etmemek şartıyla işe yeniden başlamak, imanın mana ve mahiyeti üzerinde durmak, gerçek imanla bugünün müminini bir araya getirmek, bütünleştirmek şarttır. Bunun için önce inanç birliğini temin etmek gerekir. İnanç birliği Tarih şahittir ki insanları, cemiyetleri bir araya getiren ana unsur inanç birliğidir. Diğer bütün unsurlar buna bağlı olarak kendiliğinden gelişir ve yerini alır. Denilebilir ki bugün Müslümanlar arasında inanç birliği yok mudur? Mücerret manada evet vardır. İnandım, inanıyorum sözleri ittifakla söylenen, dillerden düşürülmeyen ifadelerin başında gelmektedir. Ancak neye, nasıl ve niçin inanıldığı sorularına verilen cevapların farklılığı endişe vericidir. Yorumlar çoğu zaman masum olmaktan çıkmakta aynı inancın farklı yorumu yerine sanki farklı inançların yorumu imajını vermektedir. İslami eğitim ve terbiyenin verilmediği bir zeminde mutlak netice beklemek yanlış olacağından baştan başlamak gibi bir ifade kullandık. Bu çok hassas meselede hem doğruyu bulmak hem de o doğruyu kendi usulüyle takdim etmek ancak peygamberi ve peygamberliği doğru anlamakla mümkündür. Aksi takdirde anlamadan, tanımadan kendimizi onun yerine koyarız ki o zaman bugünkü çıkmaz sokağın başına gelmiş oluruz. Bu elim akıbetten kurtulabilmek için son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım, satır satır bilmek, anlamak ve adeta onunla bütünleşmek gerekir. O neye ve nasıl inandıysa, kiminle ve nasıl muhatap olduysa, ailesiyle, arkadaşlarıyla, düşmanlarıyla hangi çizgide olduysa, aynı mana ve ruhta olmadıkça hiçbir şey olmaz. Olanlar da çare olamazlar. Bu gerçeğin bugünkü manası şudur. Bugün herkes İslam'a koşacak, onu arayacak. Fakat kendi kendine öğrenmeyecek. Kendi kendisinin rehberi, önderi olmayacak. Ona İslam, peygamberi metotla ulaştırılacak. Ve o da bu noktada asap örneğinde yerini alacaktır. Böylece inanç birliği, imanı telkin edenlerin temiz şahsiyetinde müşahıslaşacaktır. Yoksa sahipsizliğin meydana getireceği çaresizlik, insanımızı çıkmaz sokaklara hapsetmeye devam edecektir. Kültür Birliği İnsanları ve cemiyetleri bir araya getiren temel unsurların ikincisi kültür birliğidir. Ancak kültür bağlı bulunduğu inancın ve ideolojinin bir nevi tezahürü olduğu için onu inanç birliğine bağlı bir unsur olarak da değerlendirebiliriz. Bir cemiyette inanç birliği sağlanabilirse, o zaman inanç kendi kültürüyle hakimiyetini ilan eder. Nitekim Hristiyanlık bir Avrupa kültürü olarak dünyaya hakimiyetini kabul ettirmiş durumdadır. Bugün Müslümanın en büyük problemlerinden birisi hiç şüphesiz inancıyla kültürünün farklı oluşudur. Bunların birbirine tezat teşkil etmesidir. Batı kültürünün her türlü devlet imkanlarıyla cemiyete hakim kılınmak istenmesine karşılık aynı imkanlarla inanç zafa uğratılmakta ve böylece hayata hakim olan kültür imanı vicdanlara hapsetmeyi maalesef başarabilmektedir. Durum bu olunca imanın gereğini yaşayamayan mümin kendi kültüründen de zaten habersizdir, böyle bir şeyi hayal bile edememektedir. Bu zor şartlarda Müslüman kendi kültürünü de imanının bir gereği olarak gündeme getirmek mecburiyetindedir. Bu noktada basın önemini bir daha ortaya koymaktadır. Avrupa kültürünün gözü kapalı hamallığını yapan mahut basın bu kültürün insanımızı mahkum etmesinde en büyük etkendir, güçtür, silahtır. Bu basındır ki, dünyanın sınırlarını gazete sayfeleri kadar küçültmüş, sonra onu sütunları arasında istediği şekle sokmuştur. Dünyaya hakim olanlar, dünyayı basınla yönlendiriyorlar. Haberiyle, magaziniyle, dedikodularıyla, yorumuyla basın, fertleri, aileleri ve kitleleri kukla gibi kullanmakta, iradelerine tahakküm etmektedir. Müslüman, inancının kültürünü yaşayabilmesi, arzu edilen kültür birliğine ulaşabilmesi için meşru olan her vasıtanın en iyisine, en güçlüsüne sahip olmak zorundadır. Kendi imkanlarıyla basının bazı vasıtalarına, organlarına sahip olanlar, acil tedavi mantığıyla yola çıkarak gelen hastaya ya da ulaşılabilinene hasta ayrımı yapmadan gerekli tedavi hizmetini vermek zorundadır. İhtilaf konularının üzerinde durmadan, münakaşa zemininden uzak, kusur arama mantığından kurtulmuş olarak inancı ve inancın kültürünü konuşmak, yazmak, çizmek, bütün bunları yaparken bütünü kucaklamak, taassuba düşmemek çok gerekli ve zaruri şartlardır. İnanç bunalımından sonra kültür bunalımını yaşayan toplumların, inanç ve kültürünü onlara yeniden kazandıracak çok güçlü feraset ehli, kamil müminlere ihtiyaç vardır. Materyalist düşünce ve kültüre karşı her şeyden önce müşahhas örnek şahsiyetlere ihtiyaç vardır. Güç Birliği İman ve kültürden sonra iktisadi birliğe, güç birliğine sıra gelir ki bu hem iman ve kültürün yaşamasında, yaşatılmasında hem de müminin materyalizme karşı vereceği mücadelede zaruridir. Zaten inanç ve kültür birliği güç birliğini kendiliğinden zaruri kılmaktadır. Dünyaya hakim güçlere ele aldığımızda onları inanç ve kültür birliğinin yanında güç birliği içinde de görürüz. İçte ve dışta iktisadi, sınai, ticari güçlerini değişik isimler altına müesseseleştiren emperyalistler bütün güçleriyle, vasıtalarıyla, idari siyasi nüfuzlarıyla sadece Müslümana karşı bir araya gelmektedirler. Bunun en çarpıcı örneği görünürdeki İsrail ile gerçekteki İsrail'dir. Bir vilayet görünümündeki İsrail, Arap dünyasının dişinin kovuğunda kaybolacak gibi bir şeydir. Fakat dişleri dökülmüş bir Arap dünyasıyla Dünyanın İslam'a karşı desteklediği İsrail çok farklı şeylerdir. 20. yüzyılın son çeyreğinde Sovyetlerin Afganistan'ı işgali, Amerika'nın Libya baskını ve ardından dünya devlerini Libya'ya ekonomik ambargoya daveti ve daha nice misaller, emperyalist güçlerin İslam'a karşı organizeli olarak güç birliklerinin ortaya koyduğu bizim için acı gerçeklerdir. Zekatın mali bir ibadet olarak İslam'ın beş temel şartından biri olmasının sayısız hikmet ve faydalarından biri de herhalde mümini güç birliğine götürmesidir. Mali yardımlaşmanın şart olduğu bir dinde, o dine inananların güçsüzlüklerinin izahı yapılamaz. O halde bugün belirli düşüncelerde bir araya gelenlerin güç birliği kurmaları kaçınılmazdır. Sohbette, dertleşmede, namazda bir, güç birliğinde ayrı. Bu mümkün değildir. Hatta bu durum diğerlerinde de bir olunmadığının alametidir. Cemiyetleri meydana getirenler, gönül gönüle, kafa kafaya, omuz omuza ve el ele verirlerse cemiyet olurlar millet olurlar insanca yaşarlar aksi takdirde diğer milletlerin madde ve manada sömürgesi olmaktan kurtulamazlar bütün bunlara rağmen her zaman belirttiğimiz gibi ısrarla tekrar edelim ki hayırlı netice ve başarı odak şahsiyetler rehber ve örnek insanlara bağlıdır derleyecek toparlayacak saracak kucaklayacak eğitecek ve bütünleştirecek kamil insanlara muhtacız bu ihtiyaç, fıtratın gereğidir, İslam'ın gereğidir. Asr-ı saadetin ortaya koyduğu gerçektir. Başarının kaynağı, hizmette birlik ve itaat. Müslüman, Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği ve hesapsız mükafat vereceği bahtiyar kişidir. O, nefsine düşen vazifeleri noksansız ifa etmeye çalışırken, nefsinde yaşadığı üstün hakikatleri de hemcinslerine sunmaya gayret eder. Sadece kendini düşünmez. Nefsiyle birlikte onu saran sosyal bünyeyi de düşünür. Zahir ve batın her türlü hastalıklardan korunmasını öğretir. Maddi ve manevi faydalar manzumesinden kendi dışındakileri de faydalandırır. Esasen her müminin nefsini düşündüğü kadar başkalarını da düşünmesi ve bu vesileyle onlarla bir arada olması Yaradan'ının emridir. Nitekim içinizden hayra çağıran, iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir, diye Kur'an'da buyurulmaktadır. Bu emre imtisal eden inanmış milletler, geçmişte irşat organizasyonları oluşturarak, dil ve renk ayrımı yapmadan bütün insanlığa İslam'ın üstün hakikatlerini sunmuşlardır. Geçmişte inanmış her millet gibi, biz de millet olarak bu vazifeyi yerine getirdik. O kadar ki, Viyana kapılarına kadar gidilmiş, bu muazzez dava duyurulmuş, üç kıtada bu hizmetler aksatılmadan devam etmiştir. Beşeriyete inancın üstün hakikatlerini sunmada en güzel hal birlik ve beraberliktir. Birliğin devam edebilmesi için merkeze kayıtsız teslimiyet ve muhabbet esastır. Teslimiyet başarının hikmetidir. Yani o varlığıyla hikmettir. Teslimiyetin kendisi hikmet cümlesinden olursa bu halin icrasından sonraki neticesini var sen düşün. Bedir'de, Hendek'te, Tebük'te peygamber ordusunun küfre galebe çalması 50 bin kişilik Alparslan ordusunun Roman Diyojen'in ordusuna karşı galip gelmesi, son Kıbrıs çıkartmasında Mehmetçiğin üstün başarısı, bu teslimiyet ve disiplinin müşahası örneklerindendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bağlı bulunduğu merkeze teslim olan ordu ve milletlerin düşmanlarına karşı galip geldikleri beyan edilmektedir. Talut askerleriyle ayrılınca dedi ki, Allah Celle Celaluhu sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Ondan kana kana tatmayıp sadece eliyle bir avuç alan bendendir. İçlerinde pek azı hariç hepsi ondan içtiler. Nihayet Talut ve kendisiyle beraber inananlar ırmağa geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarına kanaat getirenlerse şöyle dedi. Nice az bir topluluk var ki Allah'ın izniyle çok topluluğa galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Derken Allah'ın izniyle onları bozdular. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini sağmasaydı, dünya bozulurdu. Fakat Allah, bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. Bu ayetlerde ifade edildiğine göre, bir ordu içinde iki zümre mevcuttur. Savaşta galip gelen topluluk, emre uyup suyu az içen topluluk ve yese düşüp kaçan, yasaklanan sudan içen topluluktur. Meseledeki nükte, maddi imkanların karşı tarafta daha fazla olmasına rağmen, teslimiyetteki hikmetten dolayı tabiat ve akıl kuralları aşılmış ve madden zayıf olan ordu galip gelmiştir. Bunun yanında teslimiyet göstermeyenlerse bu zaferden paylarını alamamışlardır. Hiç şüphesiz ki İslam inancı kıyamete kadar şartlar ne olursa olsun devam edecektir. İnsanlar İslam'la müşerref olmakla nefislerini ve içinde yaşadıkları toplulukları da kurtarırlar. Allah Celle Celaluhu o insanları sever, onlar da Allah Celle Celaluhu severler. Bunun aksi olarak inanan insanların dinden dönmeleriyle dine bir zarar geleceğini iddia etmek yanlış bir düşüncedir. Zira Allah dininin sahibidir her asırda dinden dönen topluluklar olabilir. Allah Celle Celaluhu onların yerine kendini seven, kendinin de sevdiği, seçilmiş, İslam dininin üstün hakikatlerini sunan, nezaket ve nezafetiyle doruk noktasına varmış insanları getirir. Zira onların devirlerinde irtidat olayı fazlaca olmuş. Cenab-ı Hak da onlara karşı Ebu Bekir ve Ömer asabını seçmiş ve sevdiği topluluk olarak karşılarına getirmiştir. Daha sonra bu şerefe nail olan birçok topluluklar gelmiştir. Mesela 1071'de Haçlı inancını Roman Diyojen'in şahsında mağlup eden Alpaslan ve ordu bu şereflilerdendir. Son olarak bu mevzuyla ilgili bir ayet meali kaydedelim. Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki O onları sever. Onlar da O'nu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir. O bilendir. Kur'an ve sünnete tabi olmanın zarureti Her devirde olduğu gibi bugün de insanlığın çözüp üstesinden gelemediği sayısız problemleri, sıkıntıları, bunalımları vardır. Bu da bir ilahi düzenlemedir ki Beşer kendi güçsüzlüğünü, acizliğini görsün, kendisini tanısın. Kurtuluşunu kendi güçsüzlüğünde, zaaflarında değil de daha üst bir iradede, Rabbinde arasın. Böylece Rabbinin ona uzattığı ipe, Kur'an'a tutunarak gösterdiği istikamette yürüyebilsin. Bu noktada hemen hatırlatalım ki tarih, beşeri zaafların meydana getirdiği şirk, ahlaksızlık, zulümle Rabbinin ipine sımsıkı sarılanların, imanlarının gereği huzur Emniyet ilim ve medeniyetten ibarettir. Beşer her devirde kendi zulmünün kurbanı olurken Rabbi ona kurtuluşunun yolunu göstermiş, en güzel uygulayıcısını da ayrıca göndermiştir. Bu gerçeği Buhari, Müslim ve Nesey'in müştereken rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle beyan etmişlerdir. Muhakkak sözün en doğrusu Allah'ın kitabı, yolun en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve işlerin en kötüsü dinde olmayıp yeni yeni türetilen işlerdir. Her yeni şey bidat, sapıklık, sapıklığın yeri de cehennemdir. O halde mesele Allah'ın kitabına ve Resulünün yoluna uymak ya da uymamak meselesidir. İşte bizim ısrarla üzerinde durduğumuz gerçek, insan ve iman davası bundan kaynaklanmaktadır. İnanmış insanın sabrı, muhakemesi ve tevekkülüne karşılık, inanmayanın ümitsiz, zalim, isyankar hali hemen göze çarpar inanmak, emin olmak ve emniyette olmak gibi ilahi teminatı beraberinde getirdiği için, mümin her olaya bir ilahi teminatın verdiği garantiyle bakar. Hayatın gereği bir takım inişler çıkışlar, onu sarsmaz ve şımartmaz. Böyle bir teminata inanmayan, ondan mahrum olan insan için basit hadiseler bile sarsıcı ve şaşırtıcı olur. İnanmış insanın inanç, fikir, düşünce ve bunlara hayata uygulamada en büyük iki teminatı vardır. Bunlar Kur'an ve sünnettir. Yukarıda meallerini verdiğimiz hadis-i şerifler bunun en güzel örneği ve ispatıdırlar. Bunun için mazide olduğu gibi bugün de yarında insanımız Kur'an ve sünnete inanmak, doğrusunu anlamak, hayatına hakim kılmak ve onların koyduğu ölçülere uymakla ancak kurtulur, huzur bulur. Aksi mümkün değildir. Kur'an Allah'ın vahyi, sünnetse onun beşer hayatındaki tatbikatıdır. Kur'an ve sünnete tabi olmak insan için tek çare olmakla beraber Allah ve Resulü bu hususta insanları mükellef tutmaktadır. İnsanlar inanıp inanmamanın hesabını vereceklerdir. İnanmamak insanı mükellefiyetten kurtarmaz. Zaten inanmamak tabii bir hüsran, musibet ve felakettir. Peygamber Efendimiz inanmayan insanın halini ateşe düşmeye teşbih ederek şöyle buyurmuşlardır. Ben ve ümmetimin misali şudur. Adamın biri ateş yakmış da büyük küçük hayvanlar kendilerini o ateşe atmaya başlamışlar. Ben eteğinizden tutup çekiyorum. Sizse oraya batıyorsunuz. Bu hadisi şeriften açıkça anlaşılan odur ki, Allah'ın vahyine muhatap olan peygamberler insanları bulundukları ateş çemberinden kurtarmakla vazifelendirilmişlerdir. İnsanoğlunun önünde iki yol var. Ya tabi olacak ve kurtulacak veya bir nevi intihar edecektir. Bugün dahi insanlığın başının belası olan Batı kültürünün temel felsefesini oluşturan Hristiyanlık ve Yahudilik tehlikesine dikkatlerimizi çekerek, Peygamberimiz bizi uyarmakta, kendisine tabi olmamızı, kendi kurtuluşumuz için istemektedir. Buhari ve Müslümin rivayetinde durum şöyle gözler önüne serilmektedir. Sizden evvelkilerin adetlerine karış karış, arşın arşın o kadar uyuyacaksınız ki, onlar kertenkele deliğine girseler, siz de arkalarından gideceksiniz. Ey Allah'ın Resulü! Onlar, Yahudi ve Nasraniler, Hristiyanlar mıdır dedik onlar değil de ya kim buyurdu. 15 asır öncesinden bugünü böylesine apaçık, hatta bugün yaşayanlardan daha mükemmel görmek, tespit etmek, gözler önüne sermek, beşer takatinin güç yetiremeyeceği bir gerçektir. Beşerin ulaşamayacağı bu gerçek karşısında, acziyetini idrak edip o gerçeğin sahibine tabi ve teslim olmaktan başka ne bir çare ne de bir şeref vardır. Bunun dışındaki yol, Batı'nın Yahudi ve Hristiyanların kuyruğuna takılıp kertenkele deliğine girmektir. Maalesef bugün peygamber ve onun getirdiği Kur'an'a inanmayanlar çok daha rahat, medeni ve insani bir seviyede yaşayabilecekleri bu dünyayı kendilerine kertenkele kuyusu yapmışlardır. İnsanlığın bu kertenkele kuyruğundan ve kuyusundan kurtulması şarttır, zaruridir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: Peygamberin verdiği her şeyi alınız ve yasakladığı her şeyden kaçınınız. Evet, peygambere tabi olmak, ona karşı gelmemek. Yine eski kavimleri hatırlatarak onların düştüğü sapıklığa düşmememiz için Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri hadisi şerifiyle Peygamberimiz bizleri açıkça uyarmaktadırlar. Yasakladığım şeyden kaçınız. Emrettiğimi de gücünüz yettiği kadar yapınız. Çünkü sizden evvelki kavimleri çok çok sorularıyla peygambere karşı koymalarından başka bir şey helak etmedi. Bu mevzuda ayet ve hadisleri çoğaltmak mümkündür. Ancak inanıyor ve biliyoruz ki Allah'tan ve Resulünden gelen bir işaretçik dahi her şeyi anlatmaya kafidir. Fakat beşeri zaaflar, gaflet çokça ve sıkça uyarılmamızı da gerekli kılıyor. Nitekim bu kadar uyarılara, irşatlara rağmen durum ortadadır. Yahudi ve Hristiyan karışımı Batı kültürünün tarihi kinine karşılık, ne kadar uyarılsak, irşad edilsek, bütün bunlar meselenin ehemmiyetini gösterir. Onun için Cenab-ı Hak ve Peygamber Efendimiz bir taraftan Kur'an ve sünnete uymaya davet ederken, bir yandan da Yahudilik ve Hristiyanlığın tehlikelerine işaret buyurmaktadırlar. Kertenkele kuyusu bunun açık bir misalidir. Hatta başka bir ayette de, Yahudi ve Hristiyanlar, sen onların milletine, dinine tabi olmadıkça senden asla razı olmazlar buyuruluyor. Yani açıkçası onların kuyruğu da olsanız istedikleri zaman sizi adamdan saymazlar ki bugün maalesef tam bir kuyruk durumundayız. Bu noktada hususen mümin kardeşlerimizi başta kendi nefsimiz olmak üzere Kur'an ve sünnete tabi olmaya davet ediyoruz. Bu söz Allah'ın ve Resulü'nün olsun. Allah'ın ipine Kur'an'ına, dinine toplu olarak sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız. İhtilaf, tefrika, itaat ve teslimiyet Mazide ve günümüzde insan olmanın tabii ve fıtri gereği olarak müminlerin iki asıl vazifesi yahut iki ana mükellefiyeti vardır ki, bunlar salim bir imana muvaffak olmak ve tevhidin esprisinden hareketle sağlam içtimai temellere istinat eden bir cemaat oluşturmaktır. Bunlardan iman, asıl çekirdek kök mezhebesinde olup, cemaat bu imanın içtimai plandaki tezahürüdür. İman ve cemaat kavramlarından herhangi birine fitne girdiği zaman, kalbi hastalıklardan içtimai anarşiye kadar fert ve cemiyetin bütünüyle bir inkıraza sürüklendiğini müşahede ediyoruz. Tarih bunun misalleriyle dolu olduğu gibi, günümüzün acıklı manzarası da bunun en bariz şeklini yaşatmaktadır. Maalesef günümüzde müminler, iman zafiyetinden kaynaklanan büyük bir tatminsizliğe sürüklenmiş İç huzursuzluğunun azalara ve sosyal bünyeye aksedişi ise yıkıcılık ve fitne çıkarmak şeklinde olmuştur. Diğer yandan nefis murakabesi ve mücadeden habersiz müminler, kusuru nefisleri dışında aramaya başlamış, bu tutum onları her şeye tenkit gözlüğüyle bakmaya sevk etmiştir. Bütün bu hastalıklara İslami mefhumlar konusundaki katmerli cehalet de eklenince, durum büsbütün vahimleşmiş ve inananlar bir sürü kavram kargaşasına sürüklenmişlerdir. Öyle ki temel kavramların manası ve tefsiri artık kişiden kişiye değişmiş. Böylece temel kavramların anlaşılıp yorumlanmasında bile ittifak çoğu kez mümkün olamamıştır. Bu durum fitne ve tefrikaya kapı açmıştır. Günümüzde kavram kargaşasına sürüklenen tabirlerin başında ihtilaf, tefrika, ittifak, itaat, teslimiyet gibi temel mefhumlar gelmektedir. Bir binanın taşları hükmünde olan kelimelerde ortak bir mana etrafında birleşilemezse anlaşmak mümkün olmaz. Kendisinde rahmet olan ihtilafla, kendisinde azap gizli olan ihtilaf tefrik edilemez. Hatta ihtilaflar tefrika seviyesine ulaşır ve inananların ittifakı mümkün olmaz. İttifak kavramı temelden sarsılırsa artık itaat ve teslimiyetin de bir manası kalmaz. Tevhidin meyvesi olması gereken kelimeler ruhsuz bir ceset misali kalır. İnananlar arasında enaniyetten kaynaklanan husumet, haset, kardeşini küçük görme, Gurur, kibir gibi manevi mikroplar bünyeyi kemirmeye başlar. Bu bir nevi ferdi ve içtimai bünyenin kangrenleşmesi olayıdır. Bu kangrenleşme bugün öyle boyutlara ulaşmıştır ki ilahi emanetin günümüze taşındığı mesef ve meşrep gibi iki ana müessesenin mevcudiyetlerinin sahi olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştır. Öyle ki mesef ve meşreplerin birden fazla olmasındaki ilahi rahmet anlaşılamamış ve İslam'ın bu temel müesseseleri tefrika unsuru sayılmıştır. Halbuki İslam, tarihi seyir içinde, zahiren mezhep ve batınen de meşreplerle yaşanmış, tatbik edile gelmiştir. Bunlar inkar edilirse, vaka olarak tarih boyunca İslam'ın hiç yaşanmamış telakki edilmesi lazım gelir. Bu ise kitap ve sünnet adına, bu konudaki beyanlar adına büyük bir iftira ve zulümdür. Nitekim, İslam'ın en iyi tatbik edildiği devir olarak asr-ı saadet, tabi'in ve tebe-i tabi'in devirleri gösterilmektedir. Hadislerde bu üç karn sena edilmektedir. Mezhepler ve meşreplerse bu üç karn da nesilde müesseseleşmiş, temelleri atılmıştır. Bugün mezhep ve meşrep kavramlarına karşı çıkanların her biri, kendilerinin müçtehitlerin yerine koyduklarının belki farkında bile değillerdir. İşe ihtilaflardan başlanmış, dava antitezlerle ispata çalışılmıştır. Kavram kargaşası, batılın, makusun aleyh olmasına hizmet etmiş, istisnalar kaidelerin temeli kabul edilmiş, tenkit mantığı hakikatin önüne bir siyah perde gibi çekilivermiştir. Yaşanarak anlaşılması gereken yüce dava, müsteşriklerin mantık oyunları kıskacına terk edilmiş, akıl, nakli muhakeme etmeye başlamıştır. Halbuki aklın vazifesi, güneşin varlığını idrak eden göz misali, naklin hikmetlerini kavramak ve tefsir etmek olmalıdır. Kısaca bu haliyle mukaddes emaneti taşıyacak olan vasıflı insan, çeşitli entrikalarla hasta ve güçsüz düşürülmüştür. Peki bu durumdan ne yapmak, işe nereden başlamak gerekir? Dertten şikayet etmek hiçbir zaman çözüm olmayacağına göre, hastalığı teşhisten sonra hemen tedavi çarelerine başvurmak gerekir. Önce yazımızı ilgilendiren tabirlerin lugat ve ıslahî manalarına temas ederek bu sahadaki kavram anarşisini kaldırmaya çalışalım. Lugatta ihtilaf, anlaşmazlık, aykırılık anlamındadır. Islahi olarak ihtilaf, aynı hedefe ulaşacak farklı yolları denemektir. Hadiste kendisinden rahmet olarak bahsedilen ihtilaf budur. Müçtehitlerin mezheplerindeki hakikat arayışından kaynaklanan ihtilafları gibi. Bir ihtilafın rahmet olarak nitelendirilmesi için iki şart gerekir. Birincisi ihtilafta niyetin hayır olmasıdır ki bu da gayretin yapıcı bir hedefe yönlendirilmesiyle anlaşılır. İkincisi ihtilafın hakikati arama gayretiyle ve yapıcı bir metodla ortaya atılmasıdır. Herhangi bir meselede ortaya çıkan ihtilaf, bu iki şartı esas alıyorsa, bu ihtilaflar mutlaka hakikatin ortaya çıkmasına yardımcı birer rahmet olur. Bu çeşit ihtilaf, ilimlerin gelişmesinde, yanlışların ayıklanmasında, hakkın ispatı vücut etmesinde, zaafların kaldırılıp yanılgıların asgariye indirilmesinde lüzumlu bir unsurdur. Bu çeşit ihtilaflar, hakikati keşif yolunda ilmin tahrik unsurudur. Aynı zamanda hükümde isabeti sağlar, enaniyeti önler kendisinde rahmet olan ihtilafta iyi niyet ve yapıcılık esas olduğu için isabet etmese bile müştehide bir sevap yazılmaktadır. Keza meşveret konusunda da aynı rahmeti görüyoruz. Muhtelif fikirler hikmeti celbederek meşveret imamında hakim kanaatin oluşmasına vesile olur. İstişare imamı bütün görüşleri dinledikten sonra en isabetli kararı verir. Diğer üyelerse onu ittifakla desteklerler. İşte bu çeşit meşverette de rahmet vardır. Farklı fikirler, tefrika yahut kendisinde azap olan ihtilaf olarak mütalaa edilemez. Eğer bir ihtilafta varılacak hedef farklıysa, iyi niyet ve yapıcılık yoksa, bu kendisinde azap olan ihtilaftır ki, işte bunun neticesi tefrika, ayrılıktır. Tefrikayı doğuracak ihtilafta, hedef nefsani bir üstünlük sağlamaktır. Bu nefsani maksadı gerçekleştirmek için kullanılan silah, hiledir. Bu çeşit ihtilafta kendi üstünlüğünü sağlamak yahut muarızını mağlup etmek için bütün yollar denenir. Eğer maksadına erişirse nefisler bundan haz duyacaktır. Şu bir gerçek ki bugün müminler çeşitli konularda ihtilaf ederken baştan art bir niyet, hileli bir maksat taşımıyorlar. Ama niyet sağlamlığı ve yapıcı yaklaşım konularındaki zafiyetlerinden dolayı kendinde azap olan ihtilafın girdabına düşmekten kendilerini alamıyor, ve böylece tefrika bataklığına sürüklenmekten kurtulamıyorlar. İşte asıl yara buradadır. Bilmeden ihtilafın azabına duçar olmak ve tefrika seline kapılmak. İtaat kavramına gelince kelime olarak boyun eğmek, isteneni yerine getirmektir. Istılahta itaat hakka, hak için, hak adına tabi olmaktır. Teslimiyetse itaatin severek, isteyerek, gönül rızasıyla gerçekleşmesi olayıdır. Zaten Müslüman, Allah'a ve onun emirlerine kayıtsız şartsız teslim olan insan demektir. İtaat ve ibadet, Allah'a teslimiyet ve kulluğu ifade etmekle beraber, şumul olarak birbirinden farklıdır. İtaat her sahada, gerek ibadetlerde, gerek saadetlerde boyun eğip inkiyat etmektir. Buna göre hayatın her şubesi, baştan başa itaat içinde kalmaktadır. İtaat, başta Allah ve Resulüne olduğu gibi, bu itaat silsilesinin üçüncü halkasında, insanlar arasında hakkı tebliğ ve temsille vazifeli müminlerden oluşan bir merkezi otorite bulunmalıdır. Hakkın muvaffakiyeti için, inananların kendileri içinde bir merkezi otoriteye itaatleri de, Allah ve Resulüne itaatin şumuli içerisindedir. Bu çeşit itaat ve teslimiyet, hem hakikatin galebesi ve hem de her müminin kurtuluşu için zaruridir. Tevhitte birlik, itaat silsilesindeki birliğin hem teminatı hem de tahrik sebebi olacaktır. İşte o zaman müminler bir binanın taşları gibi birbirine kenetlenecek, içtimai birlik ve tesanüt sağlanacaktır. Böylece tabi olarak birlik ve beraberlik tahakkuk edecek, milli ve manevi bünyeyi kemiren her hastalık ayıklanacaktır. Bütün bunlar itaat ve teslimiyet kavramları içerisinde saklıdır. İşte müminlerin önce tevhitte, sonra da tevhid ve cemaat şuurunu takviye edecek bütün konularda birleşmeleri, ruhen, fikren ve amelen beraber olmaları ittifaktır. O halde yaygın manasıyla ittifak, tevhitte ve onun teferruattaki gereklerinde müminlerin bir ve beraber olmasıdır. Tabiatıyla anlaşılmaktadır ki, kendisinde azap olan ihtilafla, nefis ve enaniyetten kaynaklanan tefrikanın olduğu yerde ne ittifaktan ne de itaat ve teslimiyetten bahsedilebilir. Zamanımızda müminlerin bilerek ya da sürüklenerek tefrika boyutlarına varan ihtilafların içine düştüklerini ve hiçbir ölçü tanımayan bu muhalefetin birbirini küfür ve nifakla itham edecek dereceye ulaştığını ibretle ve dehşetle müşahede ediyoruz. Bu perişan manzaranın elbette ki bir değil, pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerin başında müminlerin davalarından gafleti ve İslami ıstılahlardaki cehaletleri gelir. Bu cehalete nefis muhasebesi noksanlığı Ruh terbiyesinden mahrumiyet ilave edildiğinde görülür ki bugünkü tefrika ve ifsat ortamında müminler kuru taklitle yetinen maneviyat fakirleri durumuna düşmüşlerdir. Bütün olumsuz sebeplerin esasını teşkil eden bir asıl sebep var ki o da ilmi otoritenin içinde bulunduğu temel yanlışlar ve metod hatalarıdır. Evet, bugün bu ihtilaf ve tefrika ortamından ancak ilmi otoritenin kendine düşeni yapmasıyla çıkılabilir. Bu konuda düşülen temel yanlışlara ve çıkış yollarına işaret etmekle konuyu toparlayalım. Mesleğinin erbabı olan ilim adamlarımız müstesna tutulursa, ilmi otorite olduğunu iddia eden birçok kimse meseleleri izahta antitezden hareket ediyor ki bu durum ilimde enaniyet, ihtilaf ve tefrikaya yol açan tenkit mantığını hakim kılıyor. Halbuki ilmin kaynağına ve elde ediliş metodlarına bakılırsa bu yaklaşımın temelden yanlış olduğu görülür. Bu vahameti önlemek için dava bütün çıplaklığıyla tez olarak ortaya konmalı ve işe ihtilaf noktalarından değil, ittifak noktalarından başlanmalı. Ta ki birlik temin edilsin, kuvvet ve rahmet celbedilsin. Olaylar ve meseleler karşısında temel kaynakların edille-i ölçüsünü, tarihi tadbiki ve müşahıs örnekleri de göz önüne alarak hassasiyetle kullanmalı, hissi, akli ve subjektif yorumlara sapmamalıdır. İlmi otoriteden, mukaddes emanetin korunması, kullanması ve devamı konusunda istenen tabi ve ulvi vazife budur. Bugün ilmi otorite, gerçeği anlama ve yaşama hususunda müşahaslık kavramının ehemmiyetine ulaşmada zafiyete düşmüş görünüyor. Müşahaslık, hak ve hakikatin kamil şahsiyetler şahsında ilim, amel ve hal olarak örnek bir numune teşkil etmesidir. Öyle ki bu müşahas örnek hakikati aksettiren bir ayna mesabesinde olmalı, taklit ehli olan kimse kemal aynasında kendini seyretmeli, buna göre noksanları düzeltmelidir. Asr-ı saadette bu müşahas örnek hiç şüphesiz resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemdi. Kıyamete kadar bu müşahas örnekler varisi enbiya olan alimler, arifler ve kamillerdir. Sahabe ve tabi'in arasındaki derin fark müşahaslık gerçeğinin açık bir ispatıdır. Öyle ki Veysel Karani, o azametli aşkı ve teslimiyetine rağmen sırf Resulullah'ı dünya gözüyle göremediği için sahabe şerefine ulaşamamıştır. Bütün bu gerçekleri dikkate alan ilim erbabı ve diğer insanların neyin ihtilaf ve tefrika olduğunu anlayabilmeleri için aşağıdaki kriterleri kullanmaları müspet yönde büyük isabet sağlayacaktır. Meselelerin hallinde ilim seviyesinde kalıp itikadi ududu zorlamayan, içtimai dengesizliği ve çalkantıyı körüklemeyen, doğruyu arama mantığıyla vuku bulan ihtilaf, kendisinde rahmet olan ihtilaftır. İtikadi düsturları zorlayarak, içtimai huzursuzluğa, kin ve buza sebep olan ihtilafsa, kendisinde azap olan, azap getiren ihtilaftır ki, işte bu tefrikadır. Cenab-ı Hak tektir, teki sever. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Cenab-ı Hak, bütün müminlerin, Allah'ın ipi diye vasfettiği Kur'an'a sımsıkı sarılmasını istemektedir. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise, tefrika çıkaranlar bizden değildir. Ve kim cemaatten ayrılarak ölürse, o cahiliye ölümüyle ölür buyurarak, inananların birliğine zarar veren her hareketin iman udutlarını zorladığını ifade etmişlerdir. Hiç şüphesiz dün olduğu gibi bugün de en faziletli hareket, müminlerin birlik ve beraberliğine hizmet eden harekettir. Şirkten sonra en büyük günah, içtimai anarşiyi körüklemeye ve inananların birliğini bozmaya yönelik hareketlerdir. Bu tefrika ve fitne, katliamdan da beterdir. Yüce Allah Celle Celalü'den, kamil insandan sonra inananların birlik ve beraberliğine hizmeti istemek, duaların en faziletlisi olsa gerektir. Birlik Çağrısı şunu iyi bilelim ki, milletçe içinde bulunduğumuz elemli ve ıstıraplı günlerden bir ve beraber olmakla çıkabiliriz. Allah'a, Resulullah'a ve Kur'an'a sarılmakla ancak felah buluruz. O halde onlara koşalım, Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım, bölünmeyelim, Allah için birbirimizi sevelim, fitneye imkan vermeyelim, milletçe kucaklaşalım, dost olalım, inananlarla bir millet olalım. Sel felaketi, grizu patlaması ve deprem gibi eylemlerin milletimizin başına yoğunlaşmasının sebep ve çarelerini soran bir grup mustaribe takdim ettiğim cevaptır. Anadolu irfanının dertli neslini cevapsız bırakmamız uygun değildi. Dünyadaki gelişmeler bakımından bugünler, diğer zamanlara nispetle çok daha önemli ve anlamlıdır. Tarihi materyalizm sadece madde adına Marksizmle dünyada tanıtılırken, madde adeta ezeli ve ebedilik sıfatlarına haiz bir ilahmış gibi insanoğluna tanıtılmıştı. Bu yanlış ideoloji, adeta bir inanç gibi insanlığın dünyasında yer etmiş, bazı sınıfların aldatılması ve de harekete geçirilmesiyle 1917 yılında Rusya'da kendisine vatan bulmuştu. Ne hazin tecellidir ki, bizim inancımızı paylaşan Müslüman Türk illeri de aynı yıllarda bu rejimin tasallutu altında kalmıştı. 70'li yılların Türkiye'sinde daha o zaman böyle bir sistemin insanlıkla uzun zaman bir arada olamayacağı, yok olup gideceği, hatta bu sistemin merkezi Rusya'nın 10 yıl içerisinde çökeceği, bir balon misali patlayacağı konuşulurdu. Nitekim de öyle oldu. Bu çöküşün ardından bu ülkelere bir seyahatimiz oldu. Yıkılmış insanlık arabesinden çok şey gördük, çok ders aldık. İnsan dininden olursa, namusundan ve vatanından da olur. İşte bu acı manzarayı gördük. İnsanlığa dev gibi tanıtılan bu maket çöküp gitti. Oradan geride kalanlar, evet onlar, bizden olan kardeşlerimiz bir el bekliyorlar. Bizi bekliyorlar. Bizi Kur'an'ın, Resulullah'ın ve de Allah'ın rahmetine götürün diyorlar. Onlar bu eli beklerken hayatını inancı hesabına yaşayan Batı, onlara din adına kendi haçlı inancını takdim ediyor bunları açık olarak o dünyada gördük. Sadece bununla da kalmayıp, Türkiye'yi kullanarak bu ülkeleri inançlara hesabına kontrol ve murakabe altına almak da istiyorlar. Bu manzara karşısında dinine bin yıl hizmet eden bu millete düşen vazife şu olmalıydı. Buradaki kardeşlerimize Kur'an'ı, Resulullah ve Allah'ı tanıtmak. Hakiki vazifesi bu olması gereken milletimizin sorumluları ise, bunun yerine Batılıların isteklerine evet dercesine din adına laisizm ihracatıyla bu memleketlerdeki bürokratları ikna etmeye çalışıyorlar. Bu anlayış en güzel İslam anlayışıdır. Biz bunun semeresini gördük, siz de alın uygulayın diyorlar. Ne hazin tecellidir ki cumhuriyet tarihi boyunca bu insanlar İslam'a hiç sahip çıkmazlarken şimdi bu kardeş ülkelere karşı İslam adına laisizmin tellallığını yapıyorlar. Şunu iyi bilin ki İnsanlık tarihin ilk dönemlerinden bugüne kadar inancını yaşamış ve inancının mücadelesini vererek günümüze kadar gelmiştir. Hiçbir dönem ve devir yoktur ki milletler inancını yaşamasın ve de inancının mücadelesini vermesin. Esasen çeşitli maskeler altında süregelen savaşlar inançların kavgasıdır. Bu savaşlarda galip çıkanlarsa inançlarını en iyi yaşayanlar ve temsil edenler olmuştur. Dünya şimdi de bu savaşı veriyor hem de çok açık bir şekilde bu savaşı yaşıyoruz. Bizi epey zamandan beri batılılar ve batıcılar inancı hesabına kendi saflarına çekip bedava asker yapmak istiyorlar. İnancımız odur ki bu millet henüz ferasetini kaybetmemiştir. Bu oyuna da gelmeyecektir. Bizi idare edenler Batı'nın bu oyununu onların aleyhine oynama ferasetini göstereceklerdir inşallah. Zaten biz yanılıp bu tip olaylarda istikametimizi değiştirdiğimizde Cenab-ı Hak çeşitli olaylarla bizleri ayıktırıyor, ayıkmamızı istiyor. Bize sorarsanız, grizu felaketi, çığ felaketi, deprem, ayıkmamız için Cenab-ı Hak tarafından bizlere verilen derslerin bazılarıydı. Batılıların sahte tavırlarına kanmayalım. Memleketimizde ceryan eden hadiselerde Batı, yandaşlarıyla bu güzel ülkemizin bölünmesinden yana tavrını koymuştur. Onlar bilmezler ki bu ülkenin insanları hangi bölgede yaşarsa yaşasın bizim canımızdandır, bizim inancımızdandır. Onlarla biz bir tek gövdeyiz. Batı bin yıl İslama hizmet vermiş bu milleti yine İslam adına karşısında görmekten endişe ediyor. Onun içinde her dem parçalanmamızı, İslam aleminden kopmamızı istiyor. Ayıkalım, dirilelim ve kendimize gelelim. Şunu iyi bilelim ki. Milletçe içinde bulunduğumuz bu elemli ve ıstıraplı günlerden bir ve beraber olmakla çıkabiliriz. Allah'a, Resulullah ve Kur'an'a sarılmakla ancak felah buluruz. O halde onlara koşalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım, bölünmeyelim. Allah için birbirimizi sevelim. Fitneye imkan vermeyelim. Milletçe kucaklaşalım, dost olalım. İnananlarla bir millet olalım. O zaman ne güneydoğu problemi kalır ne doğu ne batı. Doğusu da batısı da bir olur yurdumuzun. Tek bir vücut olur bu millet. Birbirimize sevgi verelim, tat verelim. Zehir gibi öldürücü huylarımızı terk edelim. Muhabbet dağıtalım. Milletçe inananlar ancak kardeştir tezini ispatlayalım. Milletimizin bu birliği ve beraberliği kardeş ülkeler arasında Aynı inancı paylaştıkları için bizi merkez yapacaktır. Kendi bölgesinde kardeş ülkelere merkez olan milletimiz dünyada beklenilen en büyük güç, en mükemmel blok, adaletle hükmeden devlet olacaktır inşallah.